İstanbul'dan çok özel bir mekandan herkese iyi akşamlar. İstanbul'un tarihi mekanlarından biriyiz. 200 yıllık bir geçmişi var. Feshane'den karşınızdayız. Yeni adıyla Art İstanbul Feshane. Ve burada özel bir yayınla, özel bir röportajla karşınızdayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Aynı zamanda CHP'nin önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul'dan yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu bugün yayın konuğumuz, sorularımızı yanıtlayacak. Sayın İmamoğlu merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Size de hoş geldiniz demek istiyorum. Elbette güzel yapımızda, yeni haliyle ve çok güçlü mesajlarıyla sizleri ağırlıyor. Art İstanbul Feshane'de inşallah güzel bir program olsun. Şimdi çok da güzel olmuş. Birazdan muhtemelen sizi heyecanlandıran bir proje oldu burası da diye düşünüyorum. O nedenle birkaç bilgiyi daha almak isterim açıkçası. Ama bu akşam kimlerle birlikte sorularımızı yönelteceğiz? Sözcü ekibiyle birlikte gündeme dair ve önümüzdeki yerel seçim sürecine dair Sayın Başkan'a sorularımızı yönelteceğiz. Tabii her zaman olduğu gibi yine mesleğimizin büyüğü, duayen isimlerden Uğur Dündar bizimle birlikte. Uğur Dündar'la birlikte yine İpek Özbey hemen yanında. Diğer Sözcü gazetesi yazarları Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz. Bu akşam hep birlikte hem gündemin sıcak başlıklarına dair hem de yerel seçim sürecinde. Belli ki İstanbul bu seçimlere damgayı vuracak yer. Herkes İstanbul'u istiyor. Tüm taraflar İstanbul'u istiyor. O nedenle de konuşacak çok şeyimiz var. Ama önce peki kısa bir tanıtım teaserımız var. Ondan sonra başlayalım. Şimdi az önce de Sayın Başkan da söyledi, Feshane'nin işte yenilenmiş haliyle karşınızdayız. Gerçekten çok güzel olmuş. Öncelikle onu söyleyelim. İstanbullular adına teşekkür edelim size. Ve az önce de söyledim, muhtemelen sizi çok heyecanlandıran projelerden biriydi bu. Çünkü ben farklı açıklamalarınızdan gördüğüm kadarıyla bunu bir sorumluluk olarak addediyorsunuz öncelikle. O heyecanınızı ve burayla ilgili projenin sizde yarattığı etkiyi bir dinleyelim sizden kısaca. İstanbul o kadar zengin bir şehir ki zenginliğini böyle tarifleyecek ya da hesaplayacak ne hesap makinesi var ne de bence kelimeler yeter. Tabii bu zenginliklerinin farkında olmak ve bunları topluma servis etmek, sadece topluma değil yani İstanbul'a değil, 16 milyon İstanbulluya ve bu ülkenin insanlarına ait olan bu varlığı bütün dünyaya servis etmek ve dünyanın İstanbul'un daha güçlü bir şekilde farkına varmasını sağlamak bizim için önemli bir hedef. Çünkü zaten İstanbul'un muazzam bir özgür ağırlığı var. Hem kendi coğrafyasında hem dünyanın farklı coğrafyalarında. Bir şey gibi, böyle fantastik bir rüya gibi. İstanbul görülmesi gereken belki dünyadaki ilk üç şehirden bir tanesi. Şimdi bu şehrin tabii kendi içinde de hazineleri var. Öyle tabii hazineleri hem servis etmek gerekiyor ama hem de doğru servis etmek gerekiyor. Yapıları, endüstriyel yapıları, işte burada bulunduğumuz yapı onlardan bir tanesi. Osmanlı döneminde Feshane-i Amire diye yapılan, aslında bir fes fabrikası diye de tariflenen, o dönemin aslında bir tekstil fabrikası ve burada bir tekstil geçmişini de gösteren bir yapı. Ama daha da önemlisi endüstriyel yapılar. Dünyada kentsel dönüşümlerde endüstriyel yapıların özellikle son dönemde, son 20-25 yıllık dönemlerde çok güzel dönüşümleri söz konusu. Bazen bunu bir liman şehrinde görebiliyorsunuz, bazen sanayi kentinde görebiliyorsunuz. Biz de Haliç kıyısında bu bazı yerler döküntü gibi, bazı yerler yıkık ve hatta unutulmuş. Burada da biz geldiğimizde tabii yıkımı gerçekleşmiş, bekleyen bir yapıydı ve açıkçası farklı ünitelerle
düzenlenmişti. Bir bölümünde tasavvuf müzesi diye bir planlama vardı. Ama biz burayı daha geniş çapta, daha geniş kapsamlı bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi ve dünya çapında, dünya ölçeğinde iz bırakacak buluşmaların odağı olması noktasında bir hedef belirledik. Restorasyonla ilgili de kimliğini açığa çıkartacak, gördüğünüz gibi aslında duvarlarını yaşayabileceğiniz, endüstriyel yapının özellikle çelikle ilgili o dönemde ki burada çok önemli farklı ülkelerden yapı tekniklerini de burada görebiliyorsunuz. Belçika'dan, bir başka yerde Fransa'dan ki burada firmanın fotoğrafını, daha doğrusu kabartmalarını gördüğünde çok ilginç tepkiler aldık uluslararası. Tepki derken ilgiyi çekti daha doğrusu. Şimdi burası bir sanat merkezi. Dünyanın çok önemli sanat kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüyor. Tate Modern bunlardan bir tanesi ve bunun gibi farklı ülkelerden, farklı şehirlerden işbirliği tasarımlarımız var. Yanında bir endüstriyel yapının daha izlerini açığa çıkarttık. Onun da restorasyon projelerini bitirdik. Onun da kültür varlıklarından onayını aldık. Yani 8000 metre burada, hemen yanında bir bu kadar daha endüstriyel alanı. Biraz zorlandık, orada kötü görünümlü bir Luna Park vardı. En az 20 yıldır burada aslında Haliç'in kıyısını işgal etmiş bir Luna Park'tı. Onu kaldırdık. Şimdi orada da o endüstriyel yapının inşasına başladık. Tate Modern'le nasıl bir işbirliği içine? Şöyle ortak sergiler düzenlemek, bazı Tate Modern'in içindeki bazı sergilerin buraya nakli gibi çalışmalarımız var. İlkini 2024'te geziyor olacağız. Farklı sanatçılarımızla çalışmalarımız var. 2024 için anlaşma yaptığımız Ahmet Güneştekin gibi farklı sanatçılarla, bunların hepsi uzun vadeli. Tabi burada çok kıymetli Naile Akıncı'nın bize bağışlanan kütüphanesi var. Muazzam bir kütüphane oldu. Aynı zamanda her gün hemen hemen burada öğrencilerle dolup taşıyor. Bir yandan sergi dönemlerinde de özel ilgiyle karşılanan bir noktadayız. Önünde de yeni açtığımız Ali Beyköy Eminönü tramvayımız var. Dünyanın herhalde en güzel manzaralı tramvayı. Onun da etkisiyle aslında ulaşımı kolay, sanatla iç içe. Zaten Haliç'i biz bir sanat havzasına dönüştürüyoruz diyebilirim. Peki. Sadece bir program belki bunu anlatmaya yeter. Yani o kadar iddialıyız. Kara surlarından Ayvansaray'a doğru yaptığımız restorasyonlar, karşıdaki Haliç Tersanesi ile ilgili yaptığımız muazzam bir sanat müzemiz geliyor Şubat ayında orada. Cumhuriyet'in ilk yüzünü anlatan şöyle çok zaten, şey var. İstanbul'un kültürel tarihi derinliklerine girsek gerçekten de çıkamayız. Ve çok uzun uzun konuşabileceğimiz bir başlık. Anlatırkenki yüz ifadenizden de buradaki projenin sizde etkisini gayet iyi anladık. Uzun vadeli planlar ifadesini kullandı az önce. Bu da belki bir anlamda Sayın İmamoğlu'nun Mart ayındaki seçimlerde yeniden kazanacağına yönelik özgüvenini de gösteriyor. Şimdi biz bu yayın sırasında elbette ki işte bu yerel seçim sürecinde her bir soruyu soracağız. Bir defa, ikinci defa oy isteyecek İstanbullulardan ve dolayısıyla başta İstanbul seçmeni olmak üzere ve rakipleri öncelikle ne yapıp ne yapmadığınıza bakacak. Dolayısıyla onlarla karşı karşıya geleceksiniz. Ve bir de son birkaç seçimde olduğu gibi burada da işbirlikleri ne kadar belirleyici olacak. Muhalefet cephesine baktığımızda İYİ Parti'den gelen açıklamalar, DEM ne yapacak? Karşı taraf muhalefet açısından Cumhur İttifakı'nın adımları hepsi belirleyici olacak. Hepsine dair sorularımız var. Ama önce gündemin böyle sıcak bir iki çok önemli başlığı var. Biri bizi, hepimizi derinden üzen bir terör saldırısı var. 12 şehidin verildiği, ama sonrasında onunla birlikte devam eden de CHP'nin merkezinde olduğu başka bir tartışma da var. Diğeri de Can Atalay'la ilgili hukuk süreci. Şimdi ben bu noktada hemen Uğur Dündar'a döneceğim ve ilk soruyu Sayın Başkan'a Uğur Dündar'dan alacağız. Sayın Başkan, Senem arkadaşımızın da ifade ettiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki Hakurk ve Metina'da üstlenmiş bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yaptığı operasyonlar sırasında 12 Mehmetçiğimiz şehit düştü. Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı aileleriyle ulusumuza sabır ve başsağlığı dileklerimizi dile getiriyoruz.
Fakat bu olaydan sonra çok vahim gelişmeler yaşandı. Öncelikle şehit cenazesine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, adeta önceki genel başkanınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yapılan linç girişimine benzer bir provokasyonla memleketi Manisa'da karşılaştı ve valinin arabasına binerek oradan uzaklaşabildi. Daha sonra da Malatya'da yine Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak gönderdiği çelengi yere atıldı. Bu arada bir kınama bildirisi krizi patlak verdi. İyi Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Saadet Partisi ortak bir metinle PKK terörünü kınadılar, lanetlediler. Cumhuriyet Halk Partisi ise kendi başına bir bildiri yayınlayarak terörü lanetledi, kınadı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasına göre bundan böyle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın belirlediği gündemin içinde kalacak bir muhalefet stratejisi izlemeyecek. Gündemi kendisi belirleyecek ve bunu da yüksek sesle dile getirmekten hiç çekinmeyecek. Siz bu süreçte yaşanan bu vahim gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce hepimizin başı sağ olsun. Terör saldırısında bölücü terör örgütü PKK'nın yaptığı bu saldırıda kaybettiğimiz şehitlerimize rahmet diliyorum. Her şeyden önce milletimizin başı sağ olsun ama ateş düştüğü yeri yakar. Elbette ki ailelerinin başı sağ olsun. Şunu söyleyeyim, bunların tabii yaşanmaması, terörün sona ermesi, ülkede terörle ilgili sürecin manipüle edilerek bir siyasi mekanizma haline getirilmemesi hepimizin temennisi. Bunun acısını bu memleket özellikle son zamanlarda daha çok çekiyor ve çok üzücü süreçler yaşıyoruz. Şöyle ki, yani bugün baktığınızda bu ülkede bir hükümet var. Hükümet bu ülkenin her alanını yönetiyor. Güvenlikten ekonomiye, eğitim politikalarından sanayi politikalarına, aklınıza gelen her unsuru bu ülkenin hükümeti yönetiyor. Ama böylesi vahim olaylar yaşandığında öyle enteresan bir dünya var ediyorlar ki, yani sanarsınız ki hükümet yok bu ülkede. Hükümet bir anda muhalefete dönüşüyor ve bir anda muhalefet suçlu duruma geliyor. Vatan haini ilan ediliyor birileri. Hatta o insanlara leke sürülmeye, hakaret edilmeye dönük. Hatta işte az önce söylediğiniz gibi linç girişimlerine varıncaya kadar bir şeyler organize ediliyor. Bu da sanki normalmiş gibi ama hükümetin fertleri, ama hükümetin paydaşları çıkıp işte muhalefete laf etmeyi kendilerine marifet görüyorlar. Ama bu milletin vicdanında karşılık bulmayacak. Yani elbette üzücü anları bize yaşatıyor. Elbette ki bazen bu seçim malzemesi haline getirilip bir seçimde seçim kazanılıyor olabilir ama öyle kalıcı hasarlar bırakıyorlar ki aslında geri dönülmesi mümkün olmayan insanların böyle çok birbirine kötü gözle bakmasına zemin oluşturan haller doğuyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere terörün artmasının ya da terörle ilgili tedbir alınmamasının sorumlusu hükümettir. Sorumlusu hükümettir ve hükümetin sorumlusu da Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Hesap vermesi gereken kişi odur. Bakın 2002'de iktidar olan bir parti hala iktidarda. Eyvallah. 2002'de ülkemizde terörle hayatını kaybeden insanlarımıza, şehitlerimize bakalım. Ve o dönem tekli sayılara inmiş iki şehidimizin, yedi şehidimizin olduğunu öğrendiğimiz yılların akabinde bakıyoruz ki uzun zamandır artık ne yazık ki
yüzlü, 200'lü sayılarda canımızı yitiriyoruz. İnsanlarımız ölüyor, emniyet görevlilerimiz ölüyor, öğretmenlerimiz ölüyor, din görevlilerimiz ölüyor, masum insanlar ölüyor. Yani baktığımızda bu masum insanlar, senede 150, 200, 250 insan, yapılan tek açıklama var. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ben bu milletin evlatları şehit olmasını istiyorum. Tabii ki şehitlerimizin kanı yerde kalmaz. Tabii ki şehitlerimizle ilgili hep beraber teröre karşı ortak mücadele veririz. Ama esas mesele terörün tırmanmasının nasıl engellenemediği meselesi. Bu bakımdan yani bir cambaza bak oyunu oynanıyor ve her yaşanan bu olaydan sonra meseleyi siyasileştirme, efendime söyleyeyim terör örgütünün ismini andı, anmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına bakın. Hepsinde bölücü terör örgütü diye bir tarifleme vardır. Yani sabahtan akşama kadar bir terör örgütünün ismi dile dolanmaz. Yani reklamı yapılmaz. Bunu Milli Savunma Bakanlığı da, İçişleri Bakanlığı da, devletin diğer kurumları da aynı usulü uslubu uygularken partimizin genel başkanı Sayın Özgür Özel kullanmadı diye, vay efendim ismini kullanmadı diye vatan haini ilan etmeye kalkanlar var. Bakın bunlar gerçekten küçük oyunlar, ucuz işler. Çok ucuz işler. Bu ucuz işlerin peşinde koşanlar duvara toslar. Ve hep söyledik ya, Allah aşkına bu memlekette insanların vatan sevgisini, bayrak sevgisini, memleket sevgisini, bırakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını, herhangi bir insanımızın bile ölçülemeyecek işlerdir. Bunu yapmayın. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Memleketin insanlarını bir karalamayla, bir yaftalamayla perişan ediyorsunuz. Bu yani o kadar ayyuka çıktı ki artık partimizin genel başkanına. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Bu tür saldırılar, bu tür girişimler, bunlar vatandaş girişimleri değil Uğur Bey. Bunlar organize işler. Bunlar bilinen, her seçim öncesi oynanan basit oyunlar. Peki ama duvara toslamadılar Sayın İmamoğlu. Yani geçen seçimde duvara toslarlar dediniz. Geçen seçimde de terör ve Cumhuriyet Halk Partisi ilişkisi kurup bunun üzerinden algı operasyonu, propaganda yaptılar ama duvara toslamadılar. Bu sefer niye toslasınlar? Şöyle, duvara toslarlar çünkü daha önce de terör örgütü elebaşısının mektuplarını okuttular, duvara tosladılar. İşlemedi. Yani evet, bazen yani eksik olabilir, hata olabilir. Bizim de kendimizi anlatamadığımız anlarımız olabilir. Ama biz buna fırsat vermeyeceğiz. Yani şimdi bakınız, evet işte bir metne imza atılmadı. Sayın Genel Başkanımızın bakışıyla ve oradaki partimizin yetkili kurulların aldığı karar üzerine yayınladıkları metnin içeriğine baksınlar. Ne yayınlamış burada Sayın Genel Başkanımız ya da Cumhuriyet Halk Partisi? Yayınladıkları metinde bir sıkıntım var ama şunu yapma isteğinde bulunmadılar. Hiçbir dönem benim dinlediğim kadarıyla hiçbir dönem artık şuna döndü mesele. Hükümetin hesap vermediği, hükümetin bilgi vermediği, bilgi paylaşmadığı bir ortama dönüşmüş. Mecliste buna dönük bir talep var. O bakımdan bunun hesabını sormak, bu konuda bilgi istemek ve bu detayları almak hakkı benim de hakkım. Yani bir vatandaş olarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin hakkı. O şehidimizin, şehitlerimizin ailelerin de hakkı. Yani niçin insanlarımız şehit oldu, neden oldu, gerekçeleri neler? Birçok şeyin üstü kapandı Uğur Bey memlekette. Yani bazen tabii ki bir terör saldırısı var. Terör saldırısı var ama nasıl oldu, neden oldu, eksiğimiz var mı, hatamız var mı? Memleketimizde birçok şeyin üstü kapanarak gidiliyor. O bakımdan ben bu seçime dönük, seçime yakın cambaza bak oyununun bu sefer milletimiz tarafından çöpe atılacağının altını çiziyorum. Çünkü hiç kimse 86 milyon insanın vatanseverliğini ölçerek siyaset yapmayı uzun vadeli bir başarıya bu ülkede dönüştüremez. Dönüştürdün, Allah hepimizi korusun zaten. Yani bu kötülük, bu kötülük. Bu memlekete yapılan büyük bir kötülük. Bu kötülüğe müsaade etmeyeceğiz. Peki. Peki. Ben hem gündemin yine önemli maddelerinden biri hem de aslında sizin de
dertlisi olduğunuz bir hukuk sisteminden bahsetmek istiyorum. Onunla ilgili sormak istiyorum. Can Atalay malum serbest bırakılmıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararları var. Ama ona rağmen daha önce başka siyasetçilerde de yapıldığı gibi yine serbest bırakılmıyor. Bir yandan da hepimiz tabii taksiye biniyoruz, dolmuşa biniyoruz, metroya biniyoruz ve şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu aday olabilecek mi? Niye bunu soruyorsunuz diyorum mesela. Neden soruyorsunuz gerçekten? Aday oldu Ekrem İmamoğlu. Niye soruyorsunuz? Yok fırsat vermezler. Yok işte hukuk ceza verecek ve aday yapmayacak onu. Şimdi siz mesela böyle bir kaygı yaşıyor musunuz Türkiye'de? Ben, bir. İkincisi, pardon. Çok özür. Can Atalay meselesinde de ne düşünüyorsunuz? Evet. Ya çok bizi üzen bir durum. Yani Can Atalay meselesinde elbette ben hukukçu değilim. Hukuki düzenlemeler ya da süreçlerle ilgili burada konuşacak değilim. O mesele de hukuki değil sanki. Meselenin özü şu yani çok net. Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Eğer şu anda ülkemizde Can Atalay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değilse büyük bir hukuki suç işleniyor. Bunun suçun sahipleri kimdir, nedir, sebebi nedir? Elbette bunun hukuki çerçevesi geniştir. Elbette bu yorumları okuyorum, danışmanlarımdan bu süreçleri dinliyorum. Ama hani bugünün açılacak penceresi bence şu, benim şu an oturduğum yerden söyleyeceğim çok net kavram ya da zihnimdeki şey, Can Atalay acilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki koltuğuna oturmalıdır. Siz Türkiye'deki yargı sistemini sınıfta bırakıyorsunuz. Türkiye'deki demokrasiyi, anayasal hakları sınıfta bırakıyorsunuz ve biz dünyaya karşı rezil oluyoruz. Bakın altı çizilecek cümledir. Rezil oluyoruz. Anlatamıyoruz dünyada hiçbir ülkeye kendimizi ya da hiçbir kurula, hiçbir makama. Ama sırası geldiğinde bir başka ülkenin talimatıyla hapisten birini serbest bırakıp uçağa bindirip ülkesine yollayabiliyorsunuz. Yani benim can yol arkadaşım Tayfun hapiste. Diğer gezi tutukları diye tariflediğimiz dostlarımız hapiste. Acı yani, acı biliyor musunuz? Tayfun benim neredeyse 15 yıllık bir arkadaşım. Yani gezi olaylarında ben onun oda görevlisi olduğu esnada kendisini odada ziyaret eden, orada yaptığı etkinliklere katılan ve o açıklamalarda orada karşı taraftan onu izleyen, hatta o dönemde ilçe başkanlığı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı yapan birisiydim. Yani Tayfun'un söylediklerine birebir şahidim. Tayfun'un anlattıklarına birebir şahidim. Tayfun'un yapmak istediğine birebir şahidim. Aynı masada tartıştık, konuştuk. Yani sadece siyasi görevim değil, aynı zamanda meslek yaşamım itibariyle de tanışıklığımız olduğumuz bir dostumuz. Ve bu insanın devletin hangi makamlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere o dönem başbakanken hangi makamlarıyla oturup neleri konuştuklarını biliyorum. Bir uzlaşma içerisinde neyi çözmeye çalıştıklarını biliyorum. Bunları vatan haini ilan ediyorsunuz. Ya hükümeti yıkmakla suçlayacak seviyede basiretsiz, anlamsız, mesnetsiz suçlamalarla muhatap ediyorsunuz. Ve o insanlara bile yazık ediyorsunuz. Şimdi anayasal hak olarak seçilmiş bir insanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini engelliyorsunuz. İşin özü bu. Ve gerçekten utanç verici bir durum. Tabii ki bu yargı sisteminde ülkemizde yapılmayan şey kalmadı. Gazetecilere, siyasetçilere, başka vatandaşlarımıza bazen öyle bu da mı yapılır diye suçlu olduğunu artık dünya alem bildiği yerde elini kolunu sallayarak bu ülkede gezenleri gördüğümüzde bu tarz bu memleketin iyi yetişmiş evlatlarının bu ülkeye hizmet etmiş meslek odalarına, sivil yaşamında, sivil topluma, başka kurumlara, İstanbul'un deprem sürecine hizmet etmiş insanlar hapise tıkayan bir sistemle karşı karşıyayız. Bunu görüyorum. Doğal olarak insanlar endişe ediyor. Evet. Ekrem İmamoğlu'na bir şey olur mu ya da aday olamaz mı? Vallahi bu saatten sonra hiçbir şey onlara kâr etmez. Biz Allah'ın izniyle yine de yargıda hakkıyla adaletli bir biçimde karar alan, mücadele veren yargı mensuplarını biliyorum, görüyorum, takip ediyorum.
bu yönüyle verilen mesnetsiz, anlamsız bir kararın geriye döneceğine olan inancımı yineleyeyim. Takip ediyoruz elbette ama biz seçime güçlü bir şekilde 16 milyonun iradesiyle gireceğiz. 16 milyonun iradesiyle çıkacağız. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul iddiasını ortaya koyarken yeniden İstanbul ifadesini kullanmıştı. Sayın İmamoğlu'nun az önceki değerlendirmesinden hareketle söylüyorum. O da yeniden İmamoğlu deneceğini düşünüyor. Peki öyle mi olacak? Şimdi seçim sürecine dair sorularımızda çok fazla soru var. O nedenle biraz da hızlanalım. Az önce dedim ki İstanbullular tabii öncelikle ve tabii ki rakipler bu kampanya döneminde neye bakacaklar önce? İlk 5 yılı değerlendirecekler. Ne yapıldı, ne yapılmadı diye bakacaklar. Belki o anlamda ilk önce onun muhasebesini vermek zorunda kalacaksınız. Sonra da seçim sonuçlarını etkileyecek diğer şartlar. Onları konuşacağız. İsmail Saymaz, istersen buradaki soruyu bölümü seninle başlatalım. Bilmiyorum, bizim programı izliyor musunuz Ersan Şen'le? O her programda sözü Beşiktaş metrosuna getiriyor Sayın Başkan. Evet. Yani özel olarak orayı arzuluyor. Ve bizim program boyunca bitmediğini anladım ben Beşiktaş metrosunun. Hem Beşiktaş metrosu, hem de yani İstanbul'da 4 yıllık hikayenizde ortaya koyduğunuz, işte bu benim dediğiniz eserler var mı ve nedir? Çünkü size yönelik eleştirilerden biri siyasi yönünüzün öne çıktığı şeklinde. Fakat mesela ben az önce buraya girerken kıyıdan tramvay geçtiğini doğrusu yeni fark ediyorum. Belki bu benim eksikliğimdir. Ama benim gibi başka İstanbullular da vardır. Yani siz 4. ve 5. yılınızı tamamlarken İstanbul'a ne bıraktınız? Bunlardan biraz söz edebilir misiniz? Vallahi o kadar çok şey bıraktım ki yani İsmail Bey, sadece buna cevap vermekle bütün program, bütün geceyi bitirebilirim. Ama metrodan açtınız bari kısaca metro ile ilgili bilgi vereyim. Beşiktaş metrosunu bir söyleyin Ersin Hoca, bir sakinleşsin. Tamam, onu da söyleyeyim. Elbette herkes... Bir de Bahçeşehir metrosu diye. Evet, herkes aynen Başkan, öyle. Aynen öyle. Tabii oradan da izah ederim. Şimdi şunu söyleyeyim, bakın. İstanbul'da biz göreve geldiğimizde ya 2 kere 2 4, yani bu şehrin 10 tane metrosu çalışmıyordu. Yani yerin altında 1000 civarında çalışan insan vardı. Bunlar da 2 metro hattında çalışan insanlardı. Metro hattı mı, inşaatı mı çalışmıyordu? Evet evet, metro hattı inşaatı çalışmıyordu. Şimdi 12 bine yakın insan çalışıyor bizim metro hatlarımızda. Gürül gürül ve bu hiç kesinti olmadan yürüdü. Sebebi niye biliyor musunuz? 2015'te, 2016'da, 2017'de ihale ettikleri işlerin hiçbirisine doğru dürüst finansman ayarlamamışlar. Doğru dürüst bir ihale süreci planlayamamışlar. Ya hatta projeleri bile yoktu. Bakın, projeleri bile yoktu. Böyle bir süreç işlerken biz göreve geldik. Biz göreve geldik. Peki nasıl göreve geldik? Malum bir seçim seçildik. Seçim elimizden alındı, bir daha seçildi. 13 bin fark, 806 bin farka çıktı. Böyle seçildik, göreve geldik. Yani 3 ay geç geldik bu arada. Haziran sonunda geldik, Temmuz'un ikisinde birinde göreve başlayabildim. Bizim ilk işimiz bu şehrin temel sorunlarına çözüm bulmak. Hem de alelacele. Ya yerin altında metro açılmış. Yani metrolar bir TBM dediğimiz tünel delici bir makinayla açılır. Ama onu güvenli bir hale getirmezseniz bu yukarısı için de bir tehdittir. Ya öyle bir tehdit içeren 6-7 hat tespiti yaptık ki inanılmaz. Acil bir şekilde onlara tedbir almayla ilgili çalışamayan müteahhitlere dedik, kardeşim çalışın. Bunlara yapmamız lazım. Bu sizin de başınızı sıkıntıya sokar, şehrin de başını belaya sokar diyerek hızlıca oralardaki tedbirleri aldırdık. Bakın biz o günden bugüne 2.3 milyar euro finansman sağladık. 2.3 milyar euro. Bunun üçü tahvil ihracıyla ülkemizi en zor zamanlarda, pandemide, yüksek enflasyonun, döviz krizinin olduğu dönemde ve birisi de birkaç hafta önce yine Türkiye'de enflasyonun %110 olduğu bir dönemde ve gri listede olduğu bir dönemde. Tabii, hem de yaptığımız tahvil ihracına 5 kat, 6 kat, 4 kat talep toplayarak, yani itibarlı bir yönetim olduğumuz sergileyerek. Peki biz niçin yurt dışına gittik? Türkiye'nin kamu desteği olamaz mı? Kamu desteği sıfır.
Bakın 4,5 sene bitmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Türkiye'nin en büyük 3. kamu bütçesine sahip kamu idaresi. Devletin kamu bankalarından 1 lira 1 kuruş alamamış. İstediniz, vermediler. İstedik, hem de defalarca istedik. Ya utanç verici, biliyor musunuz? Ben bunu söylüyorum. Niye söylüyorum biliyor musunuz? Varsa utanmaları, o kamu bankalarının başındakilerin başı öne eğilsin diye söylüyorum. Çünkü benim paramı, sizin paranızı yönetiyorlar. Ve İstanbul gibi bir kente 1 lirayı, 1 kuruşu bile vermiyorlar. Evet, biz gittik bu ülkeye en zor zamanlarında yurt dışından bir döviz finansmanı sağladık. Niçin? Gürül gürül bu metrolarımızı çalıştıralım diye. Bakın şurada metro hatları ile ilgili farkındaysanız iki tane yüzde görüyorsunuz. Ne anlamalıyız buradan Sayın Başkan? Tamam. Ne anlamalıyız? Anlatacağım hemen. Mesela şu anda hemen solda en altta Marmara Denizi'nin altında Atatürk Havalimanı olur, gösterebilirim tabii. Eğer uygunsa bu ayakta durmayı severim. 2019'da Ataköy'e iki telli hat. %36 şu anda %93. Bitmek üzere. Mart'ın ikinci haftasında Ataköy iki telli hattında yollardayız ve açılışını yapıyoruz. Peki 2019'da, yani 2,5 senede elde ettiklerinin biz 2 katını 3,5 senede toparlayarak bitirdik. Devam ediyorum. Bakın Göztepe, Ataşehir, Ümraniye. 2019'da %4 seviyor. %4 ne demek biliyor musunuz? Şantiye kurdunuz. 2-3 tane şantiye binası yaptınız. Bir takım alet, ekipman getirdiniz. %4'ün anlamı bu. Bakın bu 2019'un Temmuz'unda, Ağustos'undaki rakamı veriyorum ama bunun geçmişi 2,5 sene, 3 sene. Yani orası yatmış, durmuş. Hatta hatırlarsınız, benden önceki belediye başkanı bir ara bu ihalelerin büyük bir kısmını iptal etti. Nasıl iptal etti biliyor musunuz? Bu şekilde şantiyesi kurulmuş olmasına rağmen iptal etti. Biz geldik, parasını bulduk, %71 seviyesini geçtik. Önümüzdeki senenin sonunda Ümraniye, Ataşehir, Göztepe metro hattını vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Ve bu hat, bakın bu hat finans şehrin altından geçiyor. 90 bin insanın çalışacak dendiği reklamın, hatırlayın 2018'de finans şehir açılacaktı. Bir firmanın yaşadığı sorunlardan ötürü oraya bir kayyum gibi atama yapıldı. Devlet burayı aldı ve kendisi parasını karşılayarak, yani şunu demeye getiriyorum. 2018'de orası açılsaydı şu anda perişandı orası. Şimdi her ne kadar 2020 bu senenin başında açacağız deseler de henüz daha açılmadı. Demek ki 5-6 ay gecikmeyle biz metroyu oraya yetiştiriyoruz. Bakın sadece o mu? Gelelim. Dudullu Bostancı hattı. Bakın önemli bir hat. Bu mesela nasıl? Çok özel bir hikayesi var. Dudullu Bostancı hattına devlet kendisi finansman sağlamış. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne para vermiş. Demiş ki sen al bu parayla burayı bitirirsin. Yanlış hesap Bağdat'tan döner misali. Bu parayla bura bitmemiş. Peki ne olmuş? Para bitmiş. Haliyle müteahhit de durmuş. Para bitmiş ve durmuş. Biz geldiğimizde para yok. Buraya kredi bulamıyoruz. Bazı hatların oluşmuş olan yapıları ya da finansmanının belli bir boyuta gelmiş olması itibariyle oraya finansman da bulamıyorsunuz. Öz sermayeden, bakın 1,5-2 senedir çalışmayan, 2015'te başlayan bir hattın sürecini biz öz sermayeden, yani kasamızdan harcayarak bitirdik. Siz de biliyorsunuz Dudullu Bostancı hattını hizmete açtık. Bakın neredeyse bir yılını doldurdu. Ve burası şu anda tıkır tıkır çalışıyor. Bakın bir başka hat. Hani bunu nereden hatırlatacağım? Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli hattı. Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli hattı %4 seviyesinde. Az önce anlattığım gibi, yani sadece şantiyesi kurulmuş. Peki nerelerden geçiyor? Çekmeköy'den, Sancaktepe'den, Sultanbeyli'den. Hani bizden önceki belediye başkanları dedi ya, ya tabii ki bize oy verenlere yapacağız metroyu. Biz öyle yapmadık. En az oy aldığımız ilçelerden birisi Sultanbeyli. Ve peşinden Sancaktepe, peşinden Çekmeköy. Şu anda %90'a vardı, yani %83 seviyesinde. Ama Mart ayında yine Çekmeköy, Sancaktepe, Samandıra bölümünü hizmete açıyoruz.
ve çok kısa bir bölümü, yani Sultanbeyli bölümü kalıyor. O da 2025'in Ocak Şubat'ında hizmete giriyor. Bakın, İstanbul'u bir anda en doğusuyla bağlıyoruz. Sultanbeyli'den bir vatandaşımız Çekmeköy'e, oradan Üsküdar hattıyla Üsküdar'a ve oradan bütün İstanbul'a raylı sistemlere ulaşabilecek. Sadece o mu? Bakın şeyde Mahmut Bey Esenyurt hattı. Bakın Mahmut Bey Esenyurt hattı %0. %0 görevi aldığımızda. Parası yok, pulu yok. İhale yapılmış. Firma var, diyor ki kardeşim paramızı verecekseniz yapalım. Daha ötesini söyleyeyim mi? Projesi yok. Uygulanabilir, projesi yok. Diyeceksin ki projesi olmadan nasıl ihalesi yapılmış? Vallahi yapıyorlar. Yani projesi olmayan bir yerin proje revizyonlarını, rehabilitasyonlarını yaptık. %0 seviyesindeki metro hattını başlattık. Tabii bunun zaman aldı. Bir buçuk sene projelerini revize etmek zaman aldı. Yetmedi. Daha sonra biz proje revizyonundan sonra buranın bir finansmanını bulduk. Aldığımız finansmanla yola çıktı %32 seviyesine. Ve biz inşallah önümüzdeki sene sonuna doğru Mahmut Bey'den bu metro hattını hemen Başakşehir'de hastane durağı diye bir durağımız var. Oraya kadar getiriyoruz. Tam gaz Bahçeşehir'e ve tam gaz Esenyurt'a kadar devam edecek bir hat. Çalışıyoruz artık. Bakın o kadar 10 hattın onunu da anlatabilirim. Şurada çok özel bir örnek vereceğim size. Pendik Kaynarca Tuzla hattı. Yine %0 seviyesinde. Şimdi Pendik Kaynarca hattının o bölümünün %60 seviyesine kadar geldik. Peki bunların başından başka şeyler de geçti. Örneğin burası. Bir firma var, yine parası yok, başlayamamış. Buraya para bulduk, başlattık. Bir süre sonra hatırlayın, pandemiden hemen sonra dediler ki müteahhitler, sizin yaşadığımız ekonomik krizden dolayı, artan fiyatlardan dolayı eğer %10'un altındaysa inşaatlarınız, protokollerinizi feshedebilirsiniz dediler. Mesela feshedilenlerden birisi orası. Feshedilenlerden bir başkası Kirazlı Halkalı. Şimdi ihaleye çıkıyoruz tekrar. Hem de orası iki defa durdu. Burası feshedildi. Uzun süre bununla uğraştık. Bakanlıktan tekrar iznini aldık. İhaleye çıktık. Şu anda %60 seviyeye gitti. Bakın bir de böyle vakit kaybettik. Bu Pendik Kaynarca Tuzla hattının Pendik Kaynarca bölümünü anlatmışken bir örnek daha vereyim size. Bakın hani memleketin bu kadar 10 hattın tamamında birçok sorunu çözerken, bakın yine aynı şekilde %26 seviyesindeyken Rumeli Hisarüstü Aşiyan fünikülerini bitirdik. %26 seviyesinde ama büyük sıkıntı. Nasıl? Vatandaşa para ödenmiş ama ortada iş yok. Öyle yanlış bir ihale sistemi yapılmış ki, bunlarla ilgili soruşturmalarımız var. Biliyorsunuz el konan bir sürü soruşturmamız var. Hala bakanlıkta tutuluyor. Hala. Hiç sonuçlanan yok mu? Hiç, sıfır. Araştırma. Kaç defa yazı yazdık. Yani bizim teftiş etmemiz gereken dosyaları elimizden aldı bakanlık. Sayın Başkan, 3 milyar eurodan daha fazla kredi. 2.3 milyar euro. 2.3 milyar euroluk bir kredi bulduk dediniz. Sizin geldiğiniz dönemden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kredi derecelendirilme kuruluşları nezdinde kredibilitesi ne durumda? Uğur Bey, bunun en güzel sınavı nedir biliyor musunuz? Yurt dışından bir şey istersiniz, verirler ya da vermezler. En büyük sınavı budur. Ya da talep görmeniz. Bakın bu arada tahvil ihracı meselesi bir belediye nezdinde Türkiye'de ilk. Hem de ulaştığı rakam itibariyle şu an biz Türkiye'de bulunan bildiğimiz o bütün hükümetin enstrümanlarının çok daha üstünde büyük bir sınav verdik. Bu ne biliyor musunuz? Liyakatli bir finans yönetimi. El değmeyen, hijyenik, birinin elini değmediği, kirletilmediği bir bütçe yönetimi. Biz bütçemizi tertemiz yönetiyoruz ve şeffaf. Milletin parasını yönetiyoruz, milletin parasını millete anlatıyor. Bunu görüyor. Dünyadaki finans kuruluşları görüyor, takip ediyor. Biliyorsunuz her finans kuruluşunun bu ülkede de bir temsilcisi var, bir karşılığı var. Ve biz onlarla masaya oturuyoruz, defalarca görüşmeler yapıyoruz. Bazen kendim sunum yapıyorum, bazen yurt dışına gidip sunum yapıyorum, bazen Zoom'dan sunum yapıyorum, kendim anlatıyorum. Dolayısıyla şimdi çok ilginç bir fotoğrafı size göstermek istiyorum. Daha doğrusu faturayı göstermek istiyorum. Bu da çok acı bir şey. Orada müteahhiti mi kurtarmaya çalışıyor, sizi mi zor duruma sokuyor? Hayır, o dönemde buraya dönük değil. Bütün Türkiye için bu karar alındı. %10'un altında olan şantiyelere dedi ki siz
zarar ediyorsunuz. Haksız bir uygulama değildi müteahhitler açısından. Ama bizi zora soktu tabii. Özellikle bu tür metro hatlarımız açısından. Bakın burada çok enteresan bir iş. Sabiha Gökçen Havalimanı burada ve özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kadıköy Tavşantepe metrosuna bağlanan bir kol vardı. Ta 2016 yılında denmiş ki bunu biz yapamıyoruz. Ey bakanlık sen yap. Bakanlığa da bu verilmiş. Bakanlık yapacak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edecek. Böyle bir anlaşma. Peki aldı bakanlık, tam 6-7 senede bitirdi. 6-7 senede bu arada bitirdi. Bu sene başında açtı, hatırlar mısınız? Ben evet. Sosyal medyamdan tebrik ettim. Teşekkür ettim, hattımız hayırlı olsun dedim falan. Vay sen bizim yaptığımıza sahip çıkıyorsun. Peki ne oldu biliyor musunuz? 4.3 milyar TL. Normalde bu para, yani bakanlığın yapıp belediyeye emanet ettiği bu hatların parası orada elde edilen hasılat üzerinden bir hesaplamayla 20 yıl veya daha üzeri bir zaman diliminde belediyeden tahsil edilir. Biz 4.3 milyarı nasıl ödedik biliyor musunuz? 9 aydı. Bir yönetmelik değişikliği, %5'ine kadar bütçeden kesinti yaparız. Kesinti yaparız değişikliği ve bizim bu metro hattının %20 yılda normalde tahsil edilen metro hattının parasını tam 4.3 milyar TL bu sene içinde parası bizden kesildi. Bakın bütün hatlar burada. Ha gelelim Beşiktaş konusuna. Ersan Bey'in bakışına. Her programda söylüyor. Haklı. Oradaki temel sorun bu şu. Beşiktaş meydanında bir arkeolojik kazı var. Ve buradaki kazı tam 8 senelik bir kazı. Yeni değil yani. Bizden önce de devam ediyordu. Ve burada inanın 8000 yıla kadar giden kalıntılar bulundu. Ve tabiri caizse oradaki metro durağının inşaatı tabiri caizse kaşıkla kazınıyor. Tabii hassas bir yer. Yani arkeolojik kazı hepimizin saygısı var. Dolayısıyla orada o durağın açılması uzuyor. Uzadıkça uzuyor öyle söyleyeyim. Ne bizden önce bir kusur vardı ne şu anda bir kusur var. Ama biz ne yaptık? İşi kolaylaştırmak için Mahmut Bey Mecidiyeköy hattını açtık. Mahmut Bey Mecidiyeköy hattını açtıktan sonra yetinmedik. Hızlıca Yıldız bölümünü açtık. Yani dolayısıyla belki Ersan Bey'e de faydalı olabilir. Hani biraz yokuş çıkacak ama yani yürüyüş yapar ise yaklaşık 2 kilometre bile değil. Yıldız'a evet. Gittiğinde Yıldız'dan metroya binebiliyor. Şu an Yıldız'da durağımız oraya kadar geldi. Bir dakika sonra araya gideceğim. O nedenle hazır bu kadar metroyu ve metro hatlarını konuşmuşken seyircilerimizin önemli bir bölümünde o soru gündeme gelmiş olabilir. Merdiven sorunu var mı? Yürümeyen merdiven tamam, sorunu onu var da mı? Söyleyeyim. Şimdi bakın. Bir dakika. Ya çok enteresan. Merdiven hiç yani şu anda hani binlerce diyeceğimiz kadar yürüyen merdiveni var İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ama metroda ama metrobüs durağında ama farklı noktalarda hizmet veren. Şimdi bu kadar merdivenin olduğu yerde elbette bir hasar yanlış söyledim ya, arıza abi. Oranı var. Ama arıza oranımız bizden önceki dönemden daha az. Fakat şöyle bir kusur var. Bakın ben haber yapılma oranı daha fazla. Yani ben şu aynen öyle haber yapılma oranı inanılmaz. Bakın bu benim işim. Benim işim. Ya zamanında yapılan yanlışlar da var. Yani açık havanın maruz bıraktığı ya da açık hava koşullarına uygun olmayan şekilde yapılan bir kısım yürüyen merdivenler var. Ve biz şu anda örneğin Büyükdere üzerindeki metro hatlarımızda, Tavşantepe'deki metro hatlarımızda o bölümlerin üstünü kapatıyoruz. Ve bu bizim için ciddi de bir maliyet. Ama niye? Çünkü yağmurdan kolay arıza olan yürüyen merdivenlerimiz var. Ama bakınız, geçmişe dair ve bu döneme dair özel yetkili bir denetim firmasında işine katarak soruşturmasını yaptık. Çıkan oranlar inanın bizden önceki dönemlerden çok daha iyi durumdayız. Fakat öylesine bir kirleten haber var ki ya günde 6000'in üzerinde otobüsümüz yola çıkıyor. 6000'in üzerinde otobüs yandı, şu oldu bu oldu. Ya elbette her gün 6 tane 7 tane otobüs arızalanacak. Bunlar oluyor ama dünya kıyamet kopuyor. Ama bir başka şehirde onların yönettiği bir başka şehirde
Birazcık yağmur yağıyor, ortalığı sel götürüyor, çıt yok. Peki. Çıt yok, öyle ki, garip bir herhalde durum. Herhalde aslında kıyameti depremi beklerken kopartmak gerekiyor belki de bir anlamda. Dolayısıyla bir araya gidelim ve bu kadar büyük bir deprem beklerken siz ne yaptınız, ne yapabildiniz, onları bir konuşalım. Tabii ki. Altınlarınız evinizde kalmazsa, aklınızda altınlarınızda kalmaz. Siz de altınlarınızı kuyumcu altın değerleme sistemi Katsis'le anlaşmalı kuyumculara getirin. Aynı değerden Denizbank'taki altın hesabınıza masrafsız aktarılsın. Dilerseniz altınlarınızı gram cinsinden güvenle biriktirin. Dilerseniz de TL'ye dönüştürme koşuluyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası güvencesiyle FATS yapın. Faiz kazancının yanında yıllık %4'e varan ek getiriyle 100 gram altınınızı 104 gram yapma fırsatından yararlanın. Müşteri değilseniz mobilinizi indirin. Kolayca Denizbanklı olun. Detaylı bilgi denizbank.com'da. İlerisi deniz. Onun bir çizgisi var. Winx Leo, yeni yıla 80 bine varan 1000 puan ayrıcalığıyla girer. 31 Aralık'a kadar market, giyim, kozmetik alışverişlerinde tek seferde yapacağı 2000 TL ve üzeri her ikinci harcamaya 10.000, toplamda 80 bine varan 1000 puan kazanır. Sen de Akbank Mobil'den kampanyaya katıl, ayrıcalıkları yaşa. Fatura zaten problem. Emalı da eksik yollamışlar. Güvenilir tedarikçiye ulaşmak istiyorsan... Tedarik ve satın alma süreçlerinin çözümünde... Bal kabağı bir anda arabaya dönüşmüş. Eğer elinde sihirli bir değnek yoksa... ...Kasko'da sana en uygun akıllı teklifler... ...ve 7/24 destek Digipol.com'da. Digipol.com. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Biz biliriz. Sigortanızı Digipol.com'dan yaptırın, Opet'ten 1000 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Digipol.com. Solo bu, bambu katkılı, suya karşı çok dayanıklı bu. Solo bambu. Tedarik ve satın alma süreçlerinin çözümünde... Kutsar işinizin yanında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Biz biliriz. Terimot'la yeni bir yıla hazır mısın? Yeni yılda senin derim odun hangisi? TEP kredi kartlarının avantajlarıyla yepyeni yıla merhaba. 1 Ocağı kadar belirli sektörlerde peşin veya taksitle alışveriş yapın, ödemeye baharda başlayın. Ayrıca yeni yıla özel giyim ve market alışverişlerinizde 500 TL bonus kazanma fırsatı da sizinle. Bak bak bak, TEP'e bak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'yla özel yayınımız, özel röportajımız devam ediyor. Şimdi araya gitmeden önce ben İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. Dolayısıyla orada ne yapılıyor? İBB ne yaptı, ne yapamadı? Yerel, merkez çok ciddi tartışmalara tanıklık ettik. Bunu birazdan soracağım. Çünkü şöyle bir arada baktım. Önemli ölçüde siyaset gündemine, yerel seçime doğru özellikle de bu işbirliği, taban ittifakı meselesi üzerinden
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları, özellikle de oradan çok fazla soru olduğunu görüyorum. Şimdi dolayısıyla o hani yayını biraz böyle ara ara tekrar İstanbul'a dönüp yerel seçim öncesinde konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi orada bir soluklanalım ve taban ittifakı dediniz. İYİ Parti kendi adayını çıkaracak, DEM'le ne yapılacak onları konuşalım. Bu bölümde de ilk olarak Deniz Zeyrek sorusunu yöneltsin. Herkesin merak ettiği sorulardan başlayalım evet. Bir tanesinde. Yani ben tabii Ankara'dan geldiğim için iki tane şeyim var. Biri Meral Akşener'le ilgili, diğeri de CHP ile ilgili. Ankara'dan geldiyseniz biz size soru sorsak belki daha sağlıklı olabilir. Ama sizin adaylığınız açıklandığı için artık rahatsınız. Peki. Yani. Açıklanmayanlar bizi çok sıkıştırıyor da... Ama sizinki belli zaten. Şimdi birincisi Meral Akşener meselesi. Ben dönüm noktasını merak ediyorum. Yani sizi bu kadar seven, size bu kadar değer veren, bu kadar böyle sevgisini, sempatisini gösteren bir parti lideri birdenbire sizi işte ciddi suçlamalar yönelten birine dönüştü. Buradaki kırılma noktası ne oldu? Sizin aranızı ne açtı? Yani ne oldu da Meral Akşener size bu kadar öfkelendi? Bu işte İYİ Parti vesaire onları daha önce anlatmıştın sen. Alalım mı? Sonra mı devam edeyim? CHP sorusuna girmeyeceğiz. CHP sorusuna tamam. Önce bir şeyden gidelim. Tamam. Bir Akşener'in açıklamaları İYİ Parti'nin tavrıyla ilgili ne düşünüyor? Hangi noktada bir orayı bir görelim vallahi ondan sonra. Ben tavrından yani ne düşündüğünden çok ne kırıldı da siz yani sizi Cumhurbaşkanı adayı yapmak isteyen biri sizi nasıl bu kadar ağır suçlamalara maruz bıraktı? Hem icraatlerinize hedef aldı, hem kişisel bir takım suçlamalar yöneltti, hem korkak ilan etti. Hem de sizin operasyon yaptığınızı. Evet. Kendisinin operasyon yaptığı. Bir de şöyle söyledi, bizim sayemizde makamları, mevkileri cepte görenlerin kimyalarını bozduk dedi. Evet, yani. Yani belki 8-10... farklı içerikleri kapsayan 5-6 cümle kurdunuz tabii hani söylendiğini bildiğimiz ama hiçbirisi bana ne yapıştı ne yakıştı hiçbir şekilde üstüme alınmadım dolayısıyla beni ilgilendiren bir tarafı yok sözlerin bazen diyorlar ki seni hedef alıyor evet ben bazı hedef aldığını ya da hissettiğim belki bir iki parçası olabilir. Üzüldüm, üzülüyorum, üzülebilirim. Sözler söylenebilir ama biz bazı hukukları ben önemsiyorum. Yani buradaki bazı sokakta söylenen abla kardeş hukukundan bahsederler. Kesinlikle öyledir. Çünkü meselenin daha da geçmişi vardır. O abla kardeş hukukunu inşa eden. Hiç üzerime alındığım tarafı yok. Üzüldüğüm taraflar var ama gün gelir. Abla kardeşiyle oturur, görür eksiğini, karşılıklı konuşur, halledilir bu meseleler diye düşünüyorum. Zira şunu ifade etmek isterim, tabii çok sert ifadeler, sert söylemler, bir rota değişimi, bir parti için doğaldır, yapılabilir yani. Ama bunun muhatabı biz değiliz. Efendim kumpas, şu bu vesaire, ya bizi hiç ilgilendirmez bile. Yani nereye kadar ilgilendirir? Bakın çok basit. Bir mesele var. Bu meselenin 3 aşaması var. Bunu anlatmamda burada hiçbir sıkıntı yok. Yani Genel İdare Kurulu karar alıyor. Diyor ki biz kendi adayımızı çıkaracağız. Nokta. Benim için nokta. Ama bazen sordular bana tabii bu karardan bile sonra. Yani ümit bitmiş midir? Her şey mi? Ya bitmez. Siyasette bitmez yani. Bu anayasa değil. Değişmez kurallar değil. Tartışılabilir, konuşulabilir demişimdir. Kaldı ki birinci aşaması. İYİ Parti'nin grup başkan vekili, resmi grup başkan vekili Ekrem İmamoğlu'nu geliyor diyor ki başkanım bir başka yol bulamaz mıyız? Yani biz acaba bir teklif oluştursak. İBB'deki grup başkan vekili. Tabii. İBB'nin grup başkan vekili, İYİ Parti'nin grup başkan vekili nedir? Daimi olarak Ekrem İmamoğlu'yla muhatap olan kişidir. Gelip bunu bu kadar iyi niyetle söyleyen bir insana ben ne dedim? Olabilir ama kabul görür mü? Yani bu bir anlamı var mı? Bu kadar basit detaylarını anlatmıyorum. Bir gün sonra yine gelip ya ben il başkanına da bilgi verdim.
Başkanım biz buna çalışalım. Hay hay dedim. Yine kendi muhatabı olabilecek mevkidaşı diye kabul ettiğim arkadaşlarımdan görevlendirdim. Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubundan. Benim de il başkanımın onlar üzerinden haberi var. Bir araya geldiler, çalıştılar. Cumartesi, pazar, o hafta sonu. Yani GİK kararın çıktığının hafta sonu. Özür dilerim. Hangi ilçelerde nasıl bir paylaşım aynen öyle. Oldu? Ne olabilir, ne bitebilir detaylarını asla İYİ girmeyeceğim. İYİ Parti ile CHP arasında. Aynen öyle. Detaylarını peki, asla girmeyeceğim. Özür dilerim. İYİ Parti yönetiminin bilgisi dahilinde yürütülen bir süreç olup olmadığı konusunda Senem Hanım, ben ama var bakın mıydı? Benimle muhatap olan İYİ Parti'nin grup başkan vekili. Vekil orada. Tamam, grup başkan vekili orada o çatı içi altında genel başkanı temsil eder, il başkanını temsil eder, herkesi temsil eder. Bilgi verdi ve iyi niyetle bir çözüm arıyor o arkadaşımız da. Yani acaba burada bir uzlaşı kendince siyaseten onun doğru olduğunu görüyor veya düşünüyor. Bu çalışma yapıldı, bana iletildi pazar günü, beni aradı, müsaade ederseniz ben bunu genel başkanımızla paylaşmak istiyorum dedi. Dedim İbrahim Bey dedim, şimdi paylaşmayın, doğru olmaz. Salı günü benim genel başkanımla toplantım var, Sayın Özgür Özel İstanbul'a gelecekti. Onunla ben görüşeyim, ondan sonra sizi bilgi sahibi yapayım, sonra Sayın Genel Başkanınızı arayın, yani Meral Hanım'ı arayın dedim. Salı günü biz Sayın Özgür Özel'le buluştuk. Bir cenazede hatta buluştuk. Sonra o cenazeden il başkanlığına geçti. Sonra ben İSKİ'ye geçtim. Kendilerini İSKİ'de ağırladım. İSKİ binasında. Geçtik odamıza. Daha çayımızı içerken arkadaşlarım geldi. Dediler ki İYİ Parti Grup Başkan Vekili görevden alındı. Bu kadar. Bizim ilişkimiz bu kadar. Yani o dönemde bizim ilişkimiz bu kadar. Vay efendim. Bir tane milletvekili istifa ediyor. Bir başka İYİ Parti milletvekili Ekrem satın aldı diye, İmamoğlu satın aldı diye tweet atıyor. Şaka gibi. Ve bunun gibi daha bir sürü sıralayabileceğim şeyler. Yani ayıp. Bunlara elbette benim canım sıkılıyor ama benim baktığım pencerede Sayın İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hanımefendi evet bir abla kardeş ilişkisiyle yönettiğimiz bir süreç var. Benim 2019'da seçildiğim ve beraber mücadele ettiğimiz süreç 2024 Mart ayında bitiyor. Biz oraya kadar müttefikiz ve onların müttefik oldukları bir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu olarak onların asla yüzünü aşağı eğdirmeyecek, gururla anlatacakları bir belediye başkanlığı yaptığımı düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü söylenen sözlerin hiçbiri bana değmiyor vallahi. Sayın Başkan, özür dilerim. Üstüme hiç yakışmıyor, yapışmıyor. Akşener'le araları neden bozuldu şeklindeydi. Bozuk mu aranız şu anda? Siz öyle benim tarif eder misiniz? Benim böyle bir bilgim yok. Benim kendisiyle en son çok samimi bir sohbetimiz oldu. Bunu basınla da paylaştım. Yani telefon açtınız. Sayın Özgür Özel'in kendisini ziyaret etmeden önce genel başkanımın da bilgisiyle, Sayın Özgür Özel'in de bilgisiyle kendisini arayıp yarım saate yakın bir telefon sohbetimiz oldu. Ben her zaman buradayım dedim. Her zaman bir görüşünüz, bir ifadeniz, bir isteğiniz olur. Telefonun ucunda olacağım dedim. Gelmem gerekiyorsa da zevkle gelirim dedim. Nezakette asla kusur etmem, saygıda asla kusur etmem. Evet, bazı sözler beni incitmiştir. Abla kardeş bir gün çözeriz onu. Siz o görüşmeden sonra aradınız mı onu? Hayır, benim aramamı gerektirecek peki bir şey. Sayın Başkan, bu İsmail operasyon, yani bana bir operasyon yap, partime bir operasyon yapılıyor. Bu bir savaş ilanıysa varım. Sözlerinden sonra herhangi bir sizin bir temas girişiminiz ya da oradan gelen bir ya girişim... İsmail Bey, bizim öğretmen tahtadan kızardı, sen arkadaki derdi. Bizim bir arkadaş da ben mi diye sorardı oradan. Yani ben üstüme alınmıyorum ki oradan ben mi diye sorayım, yani benimle bir ilgisi yok. Bu hiç üstüme alınmadım yani. Az önce İbrahim Bey'den bahsettiniz, İbrahim Özkan'dan, grup başkan vekili. Onların ertesi gün tekrar grup tarafından grup başkan vekili seçilmesine operasyon dediler ve bunu sizinle ilişkilendirdiler. Ne alakası var resmen? Orada yani İYİ Parti'nin kendi grubu, 7-8 meclis üyesi var. Toplanır, toplanmaz, seçer, seçmez. Partinin kendi yönetmeliği var, disiplini var. O tamamen İYİ Parti'nin. Ama benimle olan muhataplık budur. Burada da tümüyle İbrahim Özkan'ın masumiyetini hissederek iki parti arasında İstanbul'da bir yerelde ittifak ya da yerelde bir çözüm oluşabilir mi çabasını gördüm, yaşadım.
O an itibariyle de bizim zaten İYİ Parti ile ilgili o diyalog yürütme mekanizması sona erdi. Çünkü zaten şimdi görevden aldı. Sorabilir miyim Ankara? Bununla ilgili bir şey sorabilir miyim? Bu da var. İYİ Parti, bence İYİ Parti, İYİ Parti'de şöyle de bir şey var. Meral Akşener, Özgür Özel görüşmesinden sonra kurmayları Oktay Vural mesela bizim sözcü de yayında dedi ki ya bu iş böyle olmaz. Önce kurmaylar arka kapı diplomasisiyle illeri, ilçeleri belirler. Ondan sonra genel başkanlar buluşur dedi. Burada bir çelişki yani. Hem bir taraftan kurmayların görüşmesini operasyon gibi görüp bir taraftan da önce kurmaylar görüşür, genel başkanlar hemen görüşmez demek de bana biraz garip geldi doğrusu. Sizin bu detayları bakın söylemenizden yani, sonra. Tekrar ifade ediyorum. Bir partinin, bir siyasi partinin kendi yol yürüyüşündeki eksen değişikliği ya da farklı bir strateji çizmesi bizim ancak saygı duyabileceğimiz bir husustur. Bakın çok net altını çiziyorum. Ben İstanbul seçimine giriyorum. İstanbul seçimi sadece İstanbulluları ilgilendiren bir seçim olmadığını biliyorum. Sadece Cumhuriyet Halk Partileri ilgilendirmeyen bir seçim olduğunu da net olarak biliyorum. İstanbul seçimini farklı bir seviyede, farklı bir konumda değerlendiren 10 milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu da biliyorum. Niçin öyle düşündüklerini de biliyorum. Köşeye sıkışmış Türkiye'deki siyasetin nefes aldığı en ana organı olarak gördüğünü biliyorum İstanbul'u. Ben kendimi ona adamış, hizmet eden bir sürecin ferdi neferi olarak görüyorum. Bu matematik bakımdan, nasıl etkilenecek? Yani, matematik nasıl etkilenecek? Geçen seçimde İYİ Parti ile bir ittifakınız vardı. Bu seçimde İYİ Parti olmazsa, DEM Partisi, DEM de olmazsa ne, nasıl bir sonuç elde edeceğinizi düşünüyorsunuz? Hep bu bir risk olarak ortada duruyor ya, siz o riski görüyor musunuz? İpek Hanım, elbette ki ittifaklar değerlidir. Elbette ki siyasi partiler bir araya gelir, konuşurlar, anlaşırlar, anlaşmazlar, uzlaşırlar, uzlaşmazlar. Kaldı ki bu konular benim gündemimde değil. Yani genel merkezler bu konuda görüşürler. Ya da genel merkezler siz kendi alanınızda az önce söylediğim gibi bana yapılan bu teklif üzerine il başkanıyla ya da buradaki yetkililerle görüşüp başkalarını bir istişareye, bir masaya oturtmak gibi eylemlerimiz olabilir. Ama günün sonunda esas ittifak milletin ittifakıdır. Halkın ittifakıdır. Ben siz buna güveniyor İstanbul musunuz? İstanbul ittifakı diye bir tarif yapmıştım, evet. 2019'da. Hatırlayın. O zaman da bir şablon vardı ortada, bir oran vardı. Bu oran %54,5'a yakın oy aldım ben 2019'un 23 Haziran'ında. Bu oran, o söylediğim alınan oyun çok altında bir orandı ve biz şu hedefimizi gördük. İşin ikili bir yarışa oturacağını gördük, hissettik ve ben ilk gün bile her iki genel başkandan, o dönem Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da Sayın Akşener'den de ben süreci İstanbul İttifakı diye açıklamak istiyorum. Gerekçesi budur. Bu şekilde bir zemini vardır ve milletin oyuna talip olan şehrin, kentlinin ihtiyaçlarını tespit eden ve bu konuda bir yol yürümek zorunda olan bir kişiyim. Uygun görürseniz elbette ben Millet İttifakı'nın adayıyım ki bunu her yerde dile getirdim o zaman. Ama İstanbul İttifakı'nın oyuna talibim diyerek yola çıkacağım. Buna müsaade ederseniz dedim, mutlu da olurum. Her iki genel başkan da doğrusun, haklısın dedi ve benim ilk açıklamamda 27 Aralık 2019'da, 18'de pardon, ilk çıkışımda İstanbul İttifakı diyerek konuşmamı yaptım. O günden bugüne de aynı duyguyu, aynı ifadeyi defalarca kullandım, kullanmaya devam ediyorum. Şu anda da kullanıyorum. O günden doğan İstanbul gönülleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurumsal bir şeye büründü. Yani hatta büründü. Sorumluluk, takip eden, denetleyen, uyaran, öneren ve yüz binlerce, bir ara 250 binin üzerinde kayıtlı etkin üyeye ulaştı. Bakın bu muazzam bir şey. Dünyada bile sivil oluşum anlamında örneği çok azdır. O bakımdan belki de yoktur, yani bilmediğim için çok azdır diyorum. Benim iddiam hala o noktadır. Ben İstanbul'da Allah aşkına neredeyse 254 bine yakın çocuğa süt dağıtırken hangi partinin çocuğu AK Parti'ye mi oy veriyor? Ya da işte DEM'e mi veriyor veya işte MHP'ye mi veriyor mu dedim. Demem. Diyemem yani. Ya da 500 binin üzerinde annenin cebinde kart var artık. Niçin? Yoksullukla mücadele eden bir Ekrem İmamoğlu var. İstanbul adına, İstanbul halkı adına 500 bine yakın 0-4 yaş arası
çocuğu olan anne çocuğuyla beraber bu şehirde ücretsiz dolaşıyor. Bakın dünyada örneği yok. Bu büyük bir vicdandır. Kimin vicdanıdır biliyor musunuz? 16 milyon İstanbullunun vicdanıdır. Ne dediler ben bunu çıkaracağım dediğimde 2019 seçim meydanlarında kimin parasını kime veriyorsun dediler. Sesinizi de aynı yaptınız. Sorun yok. Dediler ne dedim? Milletin parasını millete veriyoruz. Veriyoruz valla. Çatır çatır milletin parasını millete veriyoruz. Bakın bunları yaparken Allah aşkına DEM mi var? Veya AK Parti mi var? Veya İYİ Parti mi var? Veya CHP'li misin diyoruz. Bakın 100 bin gencimiz üniversite bursu alıyor şu an. 100 bin genç. 750 milyon lira bir bütçe. Uğur Beyciğim, Türkiye'de orta ölçekli ciddi bir belediyenin yıllık bütçesi biliyor musunuz 750 milyon? Biz 750 milyon lirayı bu kentin hak eden, bu şehrin değil sadece, hatta bu ülkenin hak eden gençlerine veriyoruz. Öyle seçilmiş 2-3 tane genci bilmem nerede işte burs alsın diye 200-300 bin dolar kişi başı para vermiyoruz insanların cebine koymuyoruz. 750 milyon bütçeyi gençlerimize ayırıyoruz. Bakın bunlar önemli işler. Onun için ben İstanbul İttifakı meselesinde çok çok iddialıyım. Bir siyasi iddia var ise en iddialı siyasi iddia sahibiyim. İstanbul İttifakı İstanbul'daki yanlışlara dur diyecek, doğrulara geçer not verecek. Biz o doğrulara sahip heyet olduğumuzu düşünüyoruz. Belediye başkan adayı olduğumu düşünüyorum. Ve ben 2024 seçimlerinin 2019'dan neyse daha fazla tahmin edemem. Sayın Başkan, bu seçim kampanyasında da İstanbul İttifakı deyimini mi kullanacaksınız yoksa vicdan kardeşliği gibi bir mottoyu mu tercih edeceksiniz? Ayrıca diyorsunuz ki bizim gitmek gibi bir niyetimiz yok. Görevimize daha coşkulu biçimde devam edeceğiz diye konuşuyorsunuz. Peki bu özgüveni nereden alıyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz? Bir kere bizim diyorum. Ben demiyorum. Yani ben biz kelimesiyle büyüdüm. Ben çocukluğumdan beri geniş bir ailenin ferdiyim. Hep bizim diyerek büyüdüm. Benim dediği zaman ailede birisi fırça yerdi. Yani evet babam kendi hattında iş yapardı, ederdi ama benim arabam diyemezdim arabasına. Akrabamız da benim arabam derdi onun arabasına. Babam da kızardı, olsun bizim araba diyeceksin derdi. Biz öyle bir aile kültürüyle yetiştik. Allah razı olsun yetiştirenlerden, öyle yetiştirenlerden. Çünkü biz memlekete de bizim diyoruz, bu şehre de bizim diyoruz, şu tesise de bizim diyoruz. Biri de diyor ki benim. Benim diyor ya. Ya senin olabilir mi? Olmaz. Çünkü ben karar vereceğim diyor. Neye? Her şeye. Olmaz. Devir değişti. Millet bizim demeyi ve bize ait olduğunu, hepimize ait olduğunu. Bakın bu şehirde yaşayan Kürtlere de ait, Türklere de ait, Çerkezine de ait, Lazına da ait. Milyonlarca Kürt var bu bu şehirde. Kürt vatandaşımıza da ait, herkese ait. Alevisine de ait, Sünnisine de ait. Bu şehirde yaşayan Hristiyanına da ait, efendime söyleyeyim Ermenisine de ait, Süryanisine de ait. Her birisine ait. Dolayısıyla bizim demeyi öğrenen bir toplum artık bunu vermez. Biz gitmeyiz dediğim o. Ben değil mesele. Biz ölümlüyüz. Faniyiz yani. Bugün varız yarın yok. Ama biz meselesi oturdu. Bu aslında ta 100 sene önce Mustafa Kemal Atatürk'ün halkçılık ilkesinden geliyor. Bakın halkçılık aynı zamanda demokrasi demek. Kaçırıyoruz yani. Demokrasi yani demokrasideki demos aslında halk, halkçılık. Ben onu temsil ediyorum. Halkçılık ne demek biliyor musunuz? Halkını düşünen demek. Halkı için çalışan demek. Halkın parasını gözeten demek. Halkın ihtiyaçlarını gözeten demek. Bu kadar demokrasiyi halkçılıkla iç içe geçirip ilk defa milletine bence emanet etmiş liderdir Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla ben İstanbul'da onu temsil ediyorum. Onu temsil ettiğim için biz diyorum zaten. Ve biz evet gitmeyeceğiz. Biz gitmeyeceğiz. Bizim devrimiz bitmeyecek artık. Ama benim, ben diyenin devri bitti. Lillahil Fatiha o devri. Bizim devrimiz geçmeyecek. O bakımdan daha ileri gidiyorum. Evet, ittifak. Adını vatandaş değiştirdi, başka bir şey dedi. Onu bilemem.
Ama nasıl ki bir 14 yaşındaki çocuk çıktı, her şey çok güzel olacak dedi. Şimdi Eskişehir'de üniversite okuyor. İşte yarın da biri çıkar. Başka bir şeydir, onu bilemem. Ama ittifak, birlikte olmak, beraber çalışmak, 16 milyon insanın birlikteliği. Biz ne yazıyoruz bütün üst geçitlerde? 16 milyon insana sesleniyoruz. İstanbul senin diyoruz. Ve o duyguyla bir süreç yönetiyoruz. Bütün projelerimizi öyle yapıyoruz. Peki. Onu söyleyeyim. İşbirliğine onun dair soru var mı başka? DEM üzerinden yani, ya da İYİ Parti üzerinden? Vardı. Efendim? Benim bir sorum var. Tabii lütfen alayım hemen. Bu arada 8 dakika sonra araya gideceğim. Sayın Başkan, Meral Akşener konusuna tekrar geri döneceğim. Bir ifade kullandı. Yani korkak ifadesini kullandı. Mansur Yavaş buna cevap verdi. Fakat siz cevap vermediniz. Özellikle Cumhurbaşkanı adaylığı döneminde teklif getirdiğini ve sizlerin reddettiğinizi ifade ederek bunu söyledi. Bir yanıtınız olur mu? Ya İsmail Bey, yani seçimden önce teklif getirdim götürmedim meselesinin muhatabı değiliz ki. Yani bunların konuşulduğu yerler, yapılan işler, işlemler vesaire her şey ortada. Oldu bitti. Biz önümüze bakıyoruz. Bakın önümüze bakıyoruz. Seçimi kaybettik. Kaybettik seçimi. Eksikler, hatalar, onlar bunlar. Ben isterdim ki hızlıca önce biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk gün başlayıp bunun hesaplaşmasını yapalım. Ben bunu genel başkanımıza da o zaman söyledim. Başka noktalarda da açıklamam vardır. Sonra dönelim. Bizimle işbirliği yapan muhalefetle bunun bir nevi sorgulamasını yapalım. Ki muhalefet bloğu olarak bir değişim için uğraştık biz. 2020 başaramadık, olmadı. Ondan sonra önümüze daha güçlü bir şekilde bakalım. O bakımdan onlar bitti. Ama elbette müzakere edilir mi? Edilir. Konuşulur mu? Konuşulur. Hatalar neydi? Eksikler neydi? Bakılır. Yani öyle bir bakış açısını ben ne tartışırım ne de o kullanılan sıfatları kabul ederim. Onun muhatabı değiliz. Yani Ankara'da şöyle bir şey var. Biraz önce sesini taklit ettiğiniz ünlü rakibiniz 3 şeye güveniyor. Taklit etmedim ya. Televizyonda duydum sesi sadece. Ama çok güzel oldu değil mi? Aynı oldu. Ben mi benzettim? Benzedi bayağı evet. Coğrafi benzerlik olabilir. Belki aksanız da. 3 şeye güveniyor. Birincisi işte İYİ Parti'nin ayrışması. İkincisi DEM Parti'nin aday çıkarması. Çünkü o yönde de sizi sürekli DEM Parti'yi kızdıracak açıklamalara sevk edecek bir politika izleniyor. İşte bu son bildiri meselesi de dahil. Üçüncüsü de sizin CHP'lilerle aranızı açma. Yani CHP'lilerle aranızın açılması. Şimdi şunlar konuşuluyor. Özellikle yandaş medyada okuduğum makaleler bunlar. Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'da yetinmiyor. İşte İzmir'in, Muğla'nın, Antalya'nın adaylarını da belirlemek istiyor. Genel merkez buna çok tepkili. Araları bu yüzden açılacak, açılıyor vesaire gibi haberler çıkıyor. Yazılar okudum yani. İkincisi Ekrem İmamoğlu İstanbul'da dün lansman yapıp ilçe adaylarını açıklayacaktı. Ama genel merkez itiraz etti, parti meclisinde görüşülmedi vesaire diye. Genel merkez parti meclisini erteledi, Ekrem İmamoğlu lansmanı erteledi gibi bir bilgi dolaştırılıyor. Üçüncüsü işte genel merkez biraz Ekrem İmamoğlu'yla gerilmiş vaziyette. Sadece genel merkez değil, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de Ekrem İmamoğlu'na biraz öfkeli ve küskün diyorlar. Bunları siz de duyuyor musunuz? Bunların hangileri doğrudur? Doğru değillerse gerçek durum nedir? Biraz bilgi verebilir misiniz? Bir kere hani şunu söylemek isterim. Benim çok saygıdeğer genel başkanım Sayın Özgür Özel'le hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar organik, güçlü, kurumsal, saygı çerçevesinde muazzam bir diyalogumuz ve ilişkimiz var. Bir kere tümüyle bir şeffaflık içeriyor ve kurumsal bir hiyerarşik düzende inanılmaz bir saygı da içeriyor. Ben kurumsallığa hayatını adamış bir insanım. Nerede olduysam, ailemde, iş yaşamımda, sivil toplum yaşamımda, spor kulübü yöneticisiyken veya işte belediye başkanıyken, ilçe başkanı, benim 5 yıllık ilçe başkanımı analiz etsinler. İddia ile söylüyorum.
Türkiye'nin en kurumsal çalışma sistemini kuran 5 yıllık Beylikdüzü ilçe başkanlığı dönemi var. O kadar iddialı konuşuyor. Araştırsınlar. Ve hala o kurduğumuz temelin ne kadar güçlü bir şekilde ilerlediğini gururla seyrediyor. Dolayısıyla ben kurumsal yapıda ne ifade ettiğimi, neler yapmam gerektiğini, hangi sorumluluklar almam gerektiğini iyi bilirim. Kaldı ki babamın çok güzel bir mesajı var. Ben bunu bir yerde daha söylemiştim. Güzel bir mesaj attı bana kurultaydan sonra. Hayırlı olsun. Biz ailece bulunduğumuz kurumlara değer katmak ve hizmet etmek için kendisini adayabilecek aile fertlerinden oluşuruz. Aman ha, dikkat et. Şimdi ben böyle bakıyorum meseleye. Benim genel başkanım. Ben partimin önemli bir ferdiyim. Ama İstanbul Belediye Başkanıyım aynı zamanda. Farklı sorumluluk alanları var, farklı hatları var, farklı çizgileri var. Bu kurumsallığa Ekrem İmamoğlu'nun olduğu yerde zeval gelmez. Onun için bizim genel başkanımıza muazzam bir ilişkimiz var. İkincisi, bakınız bir siyasal süreç yaşandı. Yani bir seçim yaşandı. Seçimden sonra ben fikirlerimi gidip ilk kimle paylaştım? Genel başkanımla paylaştım. Sayın Kılıçdaroğlu'yla paylaştım. Bir ay. Ve bunları kendisiyle paylaştım. Dolayısıyla onunla paylaştıklarım, partililerimle paylaştıklarım veya partimin kurumlarıyla konuştuklarım, paylaştıklarım. Deniz Bey, 188 gün ben televizyonlara bir kelime bile konuşmadım. Sayın Dündar, sizler, birçok dostumuz beni aradı. Televizyona davet edelim. En saygın bir biçimde seni ağırlarız. Duygularını anlatman iyi olur vesaire. Hatırlarlar. Ben dedim, ben gelince bana ne soracaksınız dedim. Partimi soracaksınız. Partimle ilgili bir kelime bile televizyonlarda konuşamam. Beni lütfen maruz görün dedim. 188 gün ve onun üstüne bir televizyon programına çıktım. Bu da ikincisi. Muhtemelen şimdi olmuştur bu 200 gün. Yani 200'den belki daha fazla. Dolayısıyla ben partimle ilgili mevzuları partimin kurullarında ve şahsılarıyla konuşmanın için hiç kimseyle konuşmadım. 3. Sayın Genel Başkanlığı arayın. Olur, böyle bir şey olur. Benim Sayın Kılıçdaroğlu'yla aram bozuk değildir. Görüştünüz mü hiç ben, kurultaydan sonra? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşemedim çünkü Ankara'ya hiç gidemedim. Elbette gitsem çok mutlu olurum görmekten, kendisini ziyaret etmekten, sohbet etmekten. Umarım yapabiliriz, yani yine olabilir. Kaldı ki ben bu dün olması gereken, dün mü oluyor yanlış söylemedim, dün olması gereken aday lansmanı, yani Ekrem İmamoğlu'nun lansmanı bu, aday değil. Yani Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı lansmanı bu. Ya orada bir yanlış anlaşılma var. Yanlış anlama yok. İnanın davet çok net yani. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı lansmanı. Davetimiz bile öyle. Sanki bütün ilçeleri açıklayacakmışsınız yani, gibi. Yani onun bir yöntemi vardır. Partiyle konuşursunuz. Parti meclisinden önce geçmesi lazım vesaire. Bunları biz adımız Ekrem İmamoğlu kadar iyi biliyoruz. Kendisini arayıp davet ettim. Kendisine mail attım. Mesaj da attım. Tarih bilgilerini yazdım. Hepsini kendisine ulaştırdım. Belki dün olsaydı gelecekti ama biz pazartesi günü şehitlerimizden ötürü bu hafta bu lansmanı erteledik önümüzdeki haftaya. Sayın Genel Başkanımızla konuşarak, il başkanımızla konuşarak bu ertelemeyi yaptık. Kendilerinin de olurunu aldık ve bu şekilde haftaya bıraktık. O bakımdan hani benim partim ve partilerimle ilişkilerim hep böyledir. Aile meselelerini dışarıda konuşmam, televizyonla hiç konuşmam. Bir derdim varsa inanın gider yüzüne karşı ne duygum varsa, partimin lehine ne düşünüyorsam, memleketimin, şehrimin hakkında, politikalar hakkında ne düşünüyorsam kendileriyle paylaştırırım. İstanbul dışındaki şöyle, adayların belirlendiği. Gelelim ona. Yani İstanbul'un dışında böyle bir had olabilir mi? Efendim Ekrem İmamoğlu'na gidiyorlar, ziyaret ediyorlar. Ya beni sevgili Deniz Bey, beni ziyaret etmeyen insan mı var? Ben Türkiye'nin 400 noktasına hizmet ettim biliyor musunuz? Evet. En yakın şahitlerinden birisiniz. Kars Sus'a muazzam bir et işleme tesisi, bir et, daha doğrusu hayvan pazarı kompleksi hediye ettik. Yani bunu açılışına derken, bekliyorlar sizi bu arada. Biliyorum. Yani inşallah İslam, yani bunu derken yani Türkiye'nin muhtelif noktalarını, Ece Abad'dan İpsala'ya. Bakın iki iyi partili. Deniz, ben gözlerimle gördüm. Sayın Başkanı, Floransa Belediye Başkanı bile ziyaret etti. yani hayır,
Birçok belediye var. Allah'tan Floransa'da seçim yok. Yani diyecekler ki oraya da aday belirliyor. Şimdi bir de şu mesele var. Ekrem İmamoğlu'nun bürokratları meselesi var. Ya Allah aşkına. İstanbul'da belli ilçelerde. Yani Allah aşkına. İşte biraz az ilerisi Fatih. Az ilerisi Fatih. Fatih'te benim genel sekreter yardımcım Mahir Polat aday oldu. Önce aday adaylığı başvurusunu yaptı ve aday oldu. Ve Mahir Polat benim çok değerli bir bürokratım. Çok fayda vereceğine inanıyorum. Yani böyle bir hizmet etme, İstanbul'un sürecine bir katkıda ben vereceğim, mücadele edeceğim diyen bir arkadaşımın var olması kadar doğal bir şey olamaz. Yani ben o insanın önüne set kurar mıyım? Ya da işte efendim bir de onu benim bürokratım diye tarifliyorlar. Pendik'te aday olan Tarık Balyalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis grup başkan vekili. Yani meclis üyemiz ya bu siyaset yapıyor, Ekrem İmamoğlu bürokrat oluyor. Ya gençlik kollarından biri, gençlik kolu başkanlığı dahil CHP'nin birçok aşamasını geçmiş bir arkadaşımız. Siz sormadan söyleyeyim. Ya da işte İzmir'e giden Buğra Gökçe. Ya Buğra Bey, Çankaya Belediyesi'nde 5-6 yıl başkan yardımcılığı yapmış. Yıllarını bilmiyorum. 9 sene İzmir'de, 8-9 sene İzmir'de çalışmış. Ekrem İmamoğlu ile 1,5 sene çalışmış. Yani emek verdiği hatlara ya da süreçlere dair bir niyet ortaya koymuş. Ben o insanların önüne duvar öreceğim ya da bilmem ne yapacağım ya da benim talimatım. Olacak iş mi ya? Yani olacak iş mi? Bakın ben şunu da söyleyeyim. İstanbul'da son cümlem. İstanbul'da 5 yıl sadece biz belediye başkanlığı yaparken sadece hizmet üretmedik. Aynı zamanda insani hizmetlere de önemsedik. Nedir bu biliyor musunuz? Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kadın yönetici sayısı 3 kat arttı. Kadın çalışan sayısı %40 arttı. Biz o kadar kıymetli bürokratlarla çalıştık ki iddiayla söylüyorum bakın. Bugün hem özel sektörün hem kamunun çok iyi yerlerinde hizmet edebilecek çok nitelikli insanlarla çalıştık. Peki bunu sadece biz mi yetiştirdik yani? Hayır. Evet İstanbul'u deneyimlediler. Hep birlikte bir süreç yaşadık. Ama ne yaptık biliyor musunuz? Biz bu milletin evlatlarını işe aldık. Bu milletin evlatı. Ne anlamda bunu söylüyorum? Liyakati. Bakın biz hani headhunter derler yani evet. insan avcısı gibi hani insan kaynakları dilinde inanın bu memleketin yetenekli insanlarını da 100 kişi davet ettik 30'u kabul etti. 20 kişi davet ettik 7'si kabul etti yol arkadaşlığı yaptık. Şimdi bu insanlar Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 yıl sonra tekrar iktidar olduğu İstanbul'da 5 yıl hizmet etmiş arkadaşlardan 7 tanesi 8 tanesi görev alacak. Onlar değerli arkadaşlardır alırlarsa ne mutlu. Şimdi yönetmenim de beni uyarıyor. Araya gideceğim. Aradan dönüşte bir Özgür Özel'le ilişkinize dair muazzam ifadenizden yola çıkarak bir soru soracağım. Ve tabii ki devam edeceğiz. Daha bazı çok önemli başlıklarda sorularımız var. Daha AK Parti'nin adaylarını konuşmadık. Ha? Evet. Daha AK Parti'nin tabii, adaylarını konuşmadık. Tabii. Tabii daha soracağım aynen. Sorular evet, var. Soracağım sorular. Sen de On Dijital Bankacılık uygulaması On Mobile'i indir, görüntülü görüşmeyle hemen onlu ol. Her ay ister maaşını, ister düzenli gelirini ona getirip bankacılık işlemlerini onla yap, rahatça nakit promosyon kazan. Rahat, rahat, çok rahat. Bankacılık onla rahat. Kesin iki kere girdim. Necdet'cim, siz şirketin her ihtiyacını tek tek mi giriyorsunuz? Dijital sipariş platformuyla. Harika! Tedarik ve satın alma süreçlerinin çözümünde. Kotsar, işinizi...
işinizin yanında. Hepsi Brota ile herkesin hayaline kavuştuğu o sene bu sene. Sevdiklerin için yeni yıl hediyeni şimdi al, yarın kapına gelsin. Üstelik kredi kartı limitine takılma, Hepsi Brota limitinle taksit taksit öde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Biz biliriz. Atmıyoruz. 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 Çünkü dünkü gazete yarını kurtarıyor. Sözcü birikmiş sözcü gazetelerini kapından alıyor. Güzel bir gelecek için onları geri dönüştürüyor. Sen de bugün bir sözcü al, daha güzel bir dünya için desteğini göster. Büyüdüm, büyüdüm, Pınar'la büyüdüm. Her şey çocuklarımız için. Pınar olarak Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın Ateş Böceği öğrenim birimlerine bir yenisini ekliyoruz. Tasarım mucitleri Ateş Böceği ile deprem bölgesindeki çocuklarımızın eğitimine destek oluyoruz. Yarınları birlikte büyütüyoruz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Biz biliriz. Tedarik ve satın alma süreçlerinin çözümünde Kutsar işinizin yanında. Merhaba, Marsli Gayrimenkul firma sahibi Abdurrahman Kamar ben. Sahibinden.com bize sunduğu hizmetler açısından bizim mesleğimizi çok kolaylaştırdı. Sahibinden Pro uygulaması ile cep telefonumuzdan ilan girişleri yapabiliyoruz. İlanla alakalı bilgileri düzenleyebiliyoruz. Bu da bizim işimizde oldukça zaman kazandırıyor ve işimizi kolaylaştırıyor. Sahibinden.com benim ofisim açısından olmazsa olmaz. Bizim sektörümüz için bence bulunmaz bir kumaşı. On binlerce kurumsal mağaza ve milyonlarca kullanıcı Türkiye'nin sahibinden.com'unda buluşuyor. İşte sahibinden etkisi böyle bir şey. Biz yeni şirket kurduk da araçlarımızı petrol ofisinden başka yere götürmeyelim dedik. Aradığımız her şey sizde. Otomatik filo da bizde. Kullansanıza. Petrol ofisinden yeni otomatik filo. Üstelik dilediğiniz kredi kartıyla ödeyin, tüm işlemlerinizi mobilden kolayca tamamlayın. Türkiye'nin bir numaralı filo yönetim sistemiyle petrol ofisi... Onun bir çizgisi var. Wings Leo, yeni yıla 80 bine varan mil puan ayrıcalığıyla girer. 31 Aralık'a kadar market, giyim, kozmetik alışverişlerinde tek seferde yapacağı 2000 TL ve üzeri her ikinci harcamaya 10 bin, toplamda 80 bine varan mil puan kazanır. Sen de Akbank Mobil'den kampanyaya katıl, ayrıcalıkları yaşa. Evde sevimli bir dostunuz varsa iki seçeneğiniz var. A. Peşinden süpürgeyle koşturup durmak. Ya da Beko. Beko robot süpürge 90 güne kadar tozu elle boşaltmanıza gerek olmadan evinizi otomatik olarak temizler. O bir Beko. Doğru seçenek o. Röportajımız devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla. Şimdi aradan önce özellikle CHP lideri Özgür Özel'le nasıl bir hukuku var, nasıl bir ilişkisi var? Onun üzerinden sorular soruldu. Çünkü hem CHP'nin İstanbul'da ilçe adaylarını belirleme hem de bazı yerlerde adayları belirleme noktasında Sayın İmamoğlu'nun devrede olduğu, baskın olduğu gibi iddialar vardı. Deniz Zeyrek onu kendisine yöneltti. Şimdi orada Özgür Özel'le ilişkisini tariflerken muazzam ifadesini kullandınız Sayın Başkan. Ama az önce Sayın Kılıçdaroğlu'yla eski genel başkanınızla bir sorununuz olmadığını söylediniz. Fakat sürece baktığımızda bir baba oğul ilişkisi diye tariflenmişti. En nihayetinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun istemediği, tercih etmediği bir süreci siz başlattınız değişim çağrısıyla. Yine İYİ Parti lideri Meral Akşener ki bu yayında da söylediniz, abla kardeş ilişkisi dediniz. Ama en nihayetinde orada da yapılan açıklamalarla ayrı düştüğünüzü görüyoruz. Dolayısıyla muazzam ifadenizden yola çıkarak soruyorum. Böyle devam eder mi? Bir ekleme yapabilir miyim? O soruyu. Tabii. Özür dilerim Sayın Başkan, bir ekleme yapabilir miyim? Buyurun, estağfurullah benim. Şöyle, siz aslında Özgür Özel ile aranızda belki gerilim yaratmak için, belki bir çatlağa sebebiyet vermek için ya da yani bu durumu bu durumu belki kritik etmek için kullanılan bir tanım var. Yani eş başkanlık tanımı.
Bu tanıma dair sizin yorumunuz. Yani ilişkinizin böyle eleştiri konusu edilmesi nasıl yorumluyorsunuz? Bizim partimizde bir tane genel başkanımız var. O da kurultayda seçiliyor. O da Sayın Özgür Özel. Bir. İkincisi, siyasette ayrı düşmemek diye bir şey olmaz. Farklı düşündük. Yani ben seçimden sonra bir değişimin olması gerektiğini düşündüğümü zaten kendisiyle paylaştım. Nasıl bir usulle olması gerektiğini de Sayın Kılıçdaroğlu'yla yazılı, sözlü, yani gidip sağda solda değil ki yüzüne ifade ederek bunları kendisiyle paylaştım. Ayrı düştük. Ama bu saygısızlık diye bir şey olabilir mi yani? Hani o kendisinin tariflemiş olduğu baba-oğul ilişkisi benim için çok kutsal. Ben babamla 33 sene ortaklık yaptım. 330 defa kavga etmişizdir yani. Ne için? Doğru karar almak için. Yani 33 sene ortaklık yaptım. Ben neredeyse 34 sene olacak yani. Bağ kurulayım 89'dan beri. Dolayısıyla bu başka bir şey. Farklı fikirlere sahip olmak başka bir şey. Bahsettiğiniz o titre saygı duymak başka bir şey. Bu bakımdan benim ilişkim aynı. Kaldı ki o saygınlık noktasında olmasaydım Türkiye'nin 100 yıllık partisinin 100. yılındaki kurultayına kurultay başkanı olmazdı. Peki. Alamadı diye bir iddia var. Doğru mudur? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi, alamadı diye bir iddia var. Yok, ben Ankara'ya hiç gitmedim. Öyle bir randevu talebinde olmadı. Tamam. Şimdi gelelim olası rakiplerinize. Yani orada kurultaydan sonra hiç gitmedim. Evet, kurultaydan sonra. Orada da AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı merak ediliyor. O noktada da İpek'e soru için sözü bırakayım. Sayın Başkan. İpek Hanım mı açıklayacak kimin o adayı? Ben açıklayacağım. Ben bu akşam açıklıyorum. Lütfen herkes ekran başında kalsın. Şimdi anlaşılan... Sanırım çünkü size kaldı. Açıklayacak olan yok. Belki siz açıklar rahatlatırsınız. Sayın İmamoğlu, hiç yapmadığım bir şey değil. Sizinkini de ben açıklamıştım hatırlıyorsanız. Evet. Peki anlaşılan... Gongu çalmıştınız. Evet, evet. Tamam. Anlaşılan seçime hür ve müstakil olarak gireceksiniz gibi görünüyor. Ve şimdi karşınıza çıkacak olası adaylar anket şirketleri tarafından da ölçülmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde sevgili İsmail Metropol'ündü değil mi? İsmail bir evet. Araştırmasını yayınladı köşesinde. Ve orada da 7 puan olası adayların önünde görünüyorsunuz. Ama orada bazı isimler var. Kamuoyu tarafından da olursa acaba karşısına çıkarsa nasıl bir etki yaratır diye düşündüren. Bunlardan biri İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, diğeri de Sayın Selçuk Bayraktar. Bu her iki adayın da sizi zorlayabileceğini düşünüyor musunuz? Bunu soracağım. Yani şöyle, her aday değerlidir. İstanbul'a aday olmak bile onurludur. Dolayısıyla hiçbir aday hakkında negatif bir söylem içerisinde olmadım, olmam. Benim tek dileyeceğim şudur, aday kim olursa olsun inşallah seviyeli, herkesin İstanbul'a dair düşüncelerinin tartışıldığı, konuşulduğu, uydurma videolar ya da kes yapıştır afişler, kötü, çok affedersiniz, mesnetsiz, yalan ifadelerle bir kampanya değil, düzgün bir kampanya olur. Yani ben seçime hür gireceğim doğrudur. Çünkü ben vicdanı hür, fikri hür, vicdanı hür nesillerden birisiyim. Müstakil? Müstakil değilim. 16 milyon insanla bu seçime giriyorum. Partimi temsil ediyorum. Partimin adayıyım. Ama 16 milyon İstanbul'un da yani kabul ettiği, saygı duyduğu, İyi ki bizim başkanımız diyebildiği bir kişi olmak istiyorum. Bu alandaki mücadeleme devam edeceğim. Sayın Ali Yerlikaya ile birlikte çalıştınız siz, değil mi? Tabii tabii. Sayın Yerlikaya valimizdi. Birlikte acısıyla tatlısıyla bir 4 yıllık Halep Selefiz de yani bir dönemde kayyum belediye başkanıydı biliyorsunuz. Şimdi sizinle Sayın çok... Başkan. İşte. Buyurun abi. Ben kendimi televizyon ekranı karşısında sizi izleyen bir seyirci yerine koyuyorum. Seçim yaklaşıyor. Siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Ben de bu şehirde yaşayan bir yurttaşım. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu geride kalan süreyle ilgili özlü bir muhasebe yapmasını isterim. İcraatı ile ilgili olarak. Ayrıca şunu öğrenmek isterim. Sizin göğsünüzü gere gere, işte benim
en başarılı projem diyebileceğiniz, icraatınız hangisi oldu? Ayrıca programın akışı içinde de söylediniz, Ankara'dan hiç destek almadığınız gibi sürekli olarak engellendiğinizi ifade ettiniz. Ankara'nın da desteğini alabilmiş olsaydınız, daha neler yapabilirdiniz ve bundan sonra seçilmeniz halinde yapmayı vaat ettiğiniz en büyük proje nedir? Yani bence seyirciyi çok yani, ilgilendiren çok, iki soru. Yani İstanbul'da yeniden neden size oy versin? Evet, İstanbul'un için yeniden İstanbul, size oy versin? İstanbul'un bir kere çok büyük bir yolculuğu var. İstanbul zaman kaybettiği çok konu var. Yani bu şehirde 25 yılda senede 4 kilometre, 3 kilometre, maksimum 5 kilometre ürettiği yıllardan sonra metroda biz artık 14, 15, 16'lar hatta daha fazlasını hedeflemek zorundayız. Çünkü bu kentte şöyle ifade edeyim, dünyada 10-12 milyon nüfusu olan şehirlerde bile 700 kilometreyi aşan metro hatları varken biz daha yeni 300 kilometrenin üstüne çıkmak üzereyiz. Dolayısıyla hani bütün bu bakış açısıyla çok işimiz var İstanbul'da. Onun için biz Vizyon 2050 diye bir belge yayınladık. Bu kentin geleceğini, bu kentin nüfusunu, bu kentin yeşil alanlarını, doğasını, iklimle olan mücadelesini, nereye doğru götürmesi gerektiğini, atık yönetiminden tutun, atık su tesislerine, içme suyunun bu şehirdeki varlığından tutun birçok konuya kadar. Çocukları, kreşleri, kreş diye bir kültür başladı. Artık 100'e yakın kreşimiz olacak yakın zamanda. Yani bu bir bile değildi, sıfırdı. Sıfır yatağı vardı, 5200 gencimiz yurtlarımızda. Önümüzdeki Eylül ayında bakın biz İstanbul'un göbeğinde yurt yapıyoruz. Zincirlikuyu'da, Fulya'da yurt yapıyoruz. Dolayısıyla Kadıköy'de yurt yapıyoruz hala. İstanbul'un göbeğinde oraya rezidans dikmiyoruz. Başka bir kültür getirdik. O bakımdan işte sanata dair, kültüre dair, yoksulluğa dair bu kentin birçok konusuna o kadar hakimiz ki. Ve bizim şöyle bir endişemiz yok. Tek hesap, dönüp tek hesap vereceğimiz bir tek kurum var. İstanbul halkı. Başka bir sistem vardı bizden önce. Hesap verilecek, onların da hesap vereceği bir kişi vardı. O da bir kişiydi. Çok net. Bunu kimse kendini kandırmasın. Bir dönemin bittiği, yeni bir dönemin başladığı ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında başka bir kültürün, başka bir iklimin, başka bir anlayışın inşası süreci. Onun için çok iddialıyız. Saatlerce anlatırım ben. Her konuya bir program lazım. Her konuya hakimiz bakın. Ve 90 bine yakın çalışanımızla hakimiz. 90 bine yakın çalışanımızla. İşine kendini adayan, hak hukuk ilişkisini aramızda. Bakın biz ilk defa sendikalar çeşitlendi. Her sendika var artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Yani hakkını arayan hiç kimse de rahatsız olmaz. Herkes siyasileştirebilir. Ne hak işi, ne Türk işi, ne diski. Hepsi hak sahibidir, hukuk sahibidir, örgütlenebilir, çalışabilir. Yeter ki düzeyli, karşılıklı, saygı çerçevesinde endüstriyel ilişkileri en iyi şekilde yorumlayan bir süreci var edelim. Biz İstanbul böylesi bir sürece hazırlıyoruz. Peki geçtiğimiz 4,5 yıl, 5 yıl bunun inşası dönemiydi. Metrolar muazzam bir iş. Tarih bunu yazacak. Tarih bunu yazacak. Bulunan finansmanın modelleri, bu şehrin bütçesinin değerlendirilmesi, yani %2-3 seviyesinde %13-14 seviyelerine çıkmak zorunda kalanan sosyal yardımları, yani yoksullukla mücadele ediyoruz biz. %120, %130 faizle, enflasyonla mücadele ediyoruz. Savaşın içindeki Ukrayna, savaşın işgal altındaki Ukrayna ya da savaş içindeki Rusya'nın neredeyse tek haneli enflasyonları varken biz artık 3 haneli enflasyonları görüyoruz. Kötü ekonominin olduğu koşullara rağmen biz bu kente muazzam işler, muazzam hizmetler yaptık. Dolayısıyla bu şehrin nimetinin, bu şehrin parasının iyi kullanıldığı bir 5 yıl anlatacağız. Çok mega projelerimiz de var bizim. Mega dediğiniz işte kreşlerimiz var. 150 olmaz, 200 yaparız. Belli mi olur? Yani çocuklar, süt dağıtmak bile mega projedir biliyor musunuz? Süt dağıtmak bile mega projedir. Yeni evlenen bir çifte yardım etmek mega projedir bu dönemde.
ya da yeni doğan bir bebeğin 6 aylık ihtiyacını o aileye hediye etmek mega projedir. Bu dönemin mega projesi. Ne yazık ki fakirleştiler bu halkımız ve bunu fakirleştiren bir hükümet var. Ona rağmen biz büyük bir hizmet yapıyoruz. Evet, başka projemiz var. İstanbul'u bir uçtan öbür uca bağlayan hız rayımız var. Tam 6 milyar dolarlık neredeyse bir proje. Muazzam bir iş. Bakanlığa sunumunu yaptık. Ya dün yaptılar ya bugün yaptılar. Yani ikisinden biri. Muazzam bir iş. Sabiha Gökçen, Beylikdüzü arası 74 kilometre 50 dakika. 13 tane metro hattıyla dikeyde buluşan, İstanbul'un kuzeyini o yapı beton baskısından kurtarıp İstanbul'un içinde lineer bir yapılanması vardır İstanbul'un. İstanbul'un içinde insanların rahat bir şekilde raylı sistemle İstanbul'un her yerine eriştirebilen bir mekanizmayı kurma projesi. Onun için yani birçok proje, Beylikdüzü, Sefaköy, İncirli hattı projesi hazır, kredisi hazır, bir imza verilmiyor. Bir imza Uğur Bey. Her gün şikayet edeceğim o imzayı vermeyen Sayın Cumhurbaşkanı'na. Bakırköy'e şikayet edeceğim, Bahçelievler'e şikayet edeceğim. Küçükçekmece'ye, avcılara, ben tatlı şikayetim vardır. Onlar gibi yapmam yani. Tatlı şikayetim ama dayanılmaz şikayetim vardır. Millete şikayet ederim çünkü. Beylikdüzü'ne, Esenyurt'a, Büyükçekmece'ye yaklaşık 3,5-4 milyon insana bir imza. Mürekkep biliyor musunuz? Başka hiçbir şey yok. Ne kefil olunuyor ne bir şey. Parası hazır. Yani parası 27,5 kilometrelik bir metro hattı. Projesi hazır, her şey hazır. Yatırım planını alacaklar, ihaleye çıkacağız. Onun için çok işimiz var, projemiz var. Biz itibarlı bir kuruma yöneticilik yapıyoruz. İtibarını çok daha büyük yerlere taşıyacağız. Yani şunu da iddia edeyim, İstanbul'un bu kadar uzun vadeli projeksiyonunu çizmiş, kentin bütün ihtiyaçlarını kentliyle beraber tasarlanmış bir başka yönetim bu kadar hazırlıklı göreve gelmemiştir İstanbul'da. Biz 5 yıl önce de çok hazırlığımız vardı, iddiamız vardı ama bugün başka bir yerdeyiz yani. Yani bizi takip etmekte bile zorlanırlar. Yani adaylarımızın işi zor. Şimdi, yani ama dediğim gibi aday olmak bir onurdur. Biz onları o onurla bırakacağız. Özal'ın şimdi, hayallerimize evet, bile yetişemez. Kampanyanın da nasıl gideceğini aslında bir anlamda evet, orada ipucunu evet, verdi. Evet. Şikayetçiyim, şikayet edeceğim. Tabii şikayet edeceğim şeyler var. İfadesini yani, kullanarak. Ama şikayet edeceğim. Diyeceğim ki imzanızı bile atmadım. Mecbur kalıp atacak yani. Peki. Bu şehirliye nasıl çıkıp hesap verecek? Başkan az önceki İpek'in sorusunu biraz kısa geçtiniz. AK Parti AK Parti adaylarına dair sorusunu. Ama ben konunun muhatabı geçtiniz ama bir soru daha tabii geliyor yani. Tabii yani ben konunun muhatabı değilim. Şimdi tabii AK Parti'de İstanbul'da çokça eski bakanın, akanın, milletvekilinin, belediye başkanının adı geçiyor. Yani çok aday adayı var fakat henüz ideal aday bulunabilmiş değil. Biraz da benim anladığım kadarıyla İstanbul'da siz, Ankara'da Mansur Bey'e göre bir aday yani arayışı var. Fakat adaylarla ilgili çeşitli senaryolar var. İşte diyorlar ki devlet deneyimi olan sempatik birim olsun, belediyelerden gelen siyasi karakteri güçlü birim olsun, Trabzonlu mu olsun, Trabzonlu arayışı da var bir yandan. Bunların hepsini bir araya getirebilecekleri bir formül henüz oluşturabilmiş değil anladığımız kadarıyla ve adayın açıklanmasının tarihi de öteleniyor sürekli. Peki siz karşınızda nasıl bir aday görmek istersiniz ve AK Parti'nin bu aday arayışlarına dair sizin durduğunuz yerden manzara nasıl görünüyor? Bir şey görünmüyor şu anda. Siz en çok hangisini istiyorsunuz? Ya hayır öyle bir şey en olmaz. En çok Tevfik Göksu'yu mu istersiniz? Estağfurullah öyle bir şey olmaz. Ya neden açıklanamadığını Tevfik Bey zor bir görev mesela üstlendi. Allah yardımcısı olsun. Yani hem Esenler'i yönet hem Ekrem İmamoğlu'ndan sorumlu meclis üyesi ol Büyükşehir Belediyesi'nde. Zor bir işti yani. Zor bir 5 senesi geçti. Sahaya ringe çıkmasını istemez misiniz? Efendim? Ringe onun çıkmasını istemez misiniz yok, bu kadar? Yok benim öyle bir şeyim olmaz. Her birisine başarılar dilerim. Ne bir tarifim olur ne de onlarla ilgili tek bir cümle kurarım. Herkes bu memleketin bir ferdidir. Aday olma yani tabii bilmiyorum AK Parti aday olmuyor mu? Başvuruluyor mu? Herhalde yoksa tabii, tabii çağırılıyor mu? Temayül yani, yoklama, yani. Şöyle temayül yoklaması yaptı. Aday adayı var. Tamam. İstanbul'da yaptılar. Ya bilmediğim için soruyorum. Şöyle temayül yoklaması oldu. İşte Tevfik Bey, Murat Bey bu isimler girdiler ama bu temayülden bağımsız da işleyecek belli ki kararlar. Çünkü şu arada deniyor ki eski vali Sayın Yerlik, mevcut İçişleri Bakanı Sayın Yerlik Bey yahut işte Fatih Belediye Başkanı Ergun Bey gibi isimler de var. Fakat dediğim üzere bir türlü
tam olarak Ekrem İmamoğlu'nun karşısında şu aday diyebilirim. Şimdi bak İsmail Bey, biraz yani bir kelime birini ölsem, tamam mı? O adamı men edecekler bu süreçte. Onun için yani iyi ya da kötü bir cümle kurmayacağım. Her birinin yolu açık olsun. Her birinin belki de değerli. Belki men edilmesini istediğiniz kişiyi övebilirsiniz aslında. Mesela işte bakan olduktan sonra işte çeşitli operasyonlar oldu. Efendim söyleyeyim işte özellikle bu operasyonlar üzerinde bir imajının öne çıktığını görüyoruz. Sizin ve onun valilik döneminde ki performansınızın açınız var mısın? Yani aslında müstakbel adayın sizinle görev yaptığınız dönemdeki tutumu neydi? Buna da ayrılıyorsunuz olmaz mı? Yani Sayın Yerlikaya görev aldıktan sonra telefonda... Özür dilerim, bir ara kayyum, bir ara başkanlığı da siz... Tabii biz de benden önce birkaç ay başkanlık, kayyum başkanlığı yaptı. Görev aldıktan sonra telefonda kendisiyle telefonlaştık, helalleştik, başarı dileklerimi ilettim. Sonra bir randevu talebim oldu ama gerçekleşmedi. Yoğunluğundan olabilir. Yani yoğunluğundan derken şimdi konuştuğumuz, yani bu konuda tabii aday olacak olmayacak o benim dışında bir konu. Ama bu söylediğiniz hususa biraz değinmek istiyorum. Yani niye değinmeyeyim? Benim de canımı sıkıyor. Yani mafya ülkesine döndü. Yani sizin Uğur Beyciğim, sizin o çok özel programlarınız vardı Türkiye'ye mesaj veren. Senede iki tane olayı yakalayıp deşifre ettiğimiz zaman aylarca onu konuşuyor. Ya şimdi Sayın Bakan'ın paylaşımlarına bakıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Yani her gün bir operasyon, tamam. Her gün boyunca yani bir... 400 kişi, 500 kişi, 700 kişi. Yani şimdi ben bir şey soracağım. Başka bir hükümet vardı da bizim mi haberimiz yok? Yani Sayın Bakan'dan önce başka bir hükümet mi vardı? Ya bu görev imali. Ya bu bir durum tespiti değil, bir görev imali. Sayın Bakan kim da valiydi ama. Operasyonlar hep İstanbul'da. Üstadım, ve Sayın Bakan... tam ona geleceğim. Bunun birçoğu İstanbul'da. Yani vali mi ihmal etti görevini? Emniyet müdürü mü ihmal etti? Ya da daha önceki bakanın mı ihmali var? Ya biri soruşturma açmaz mı ya? Her gün yanar döner böyle bir polisimiz oraya koşturuyor, buraya koşturuyor. Allah polisimizi korusun, ayağına taş değmesin, burnu kanamasın. Ama bu olmaz. Yani bakın İtalyan bir gazeteci dünyada parayla satın alınan vatandaşlık sayısının ismini şu an unuttum. %50'sinin Türkiye'ye ait olduğunu yazmış. %50'sinin. Bakın %50'sinin 400 bin dolar ver... hatta bazı ülkelerde yanlış hatırlamıyorsam Kuzey Irak'ta mı yani ilan geleceğinizin sigortası için işte gayrimenkul ilanı yani 100 bin dolar da vermiyorlar Sayın Başkan. İleri ekspertizler, şimdi dekontlar, bakınız işlemler. Tam da bunu söyleyeceğim ya Allah aşkına zaten savaştan kaçan şu bu dedik 6-7 milyon mülteciyle karşı karşıya bu şehir 2,5 milyona yakın insanı bakın ben İnsani tarafımla da söylüyorum bunu. Yani o insanları da bu şekilde buralara sürüklemek ve bu sıkıntılı halde tutmak. Aynı zamanda bu bizim şehrimizi de ülkemizi de büyük bir tehdit altına soktu. Bakın bunların hepsi sorgulanacak. Bunlar büyük işler. Yani şu memleketin son 10 yılında yaşatılan şu mülteci, sığınmacı politikası Türkiye'nin 30-40 yıl sonra büyük sorunu. Ve bunun temelini attılar. Biz bunun da tartışılmasını çok istiyoruz. Bizim bir gram bilgi sahibi olmadığımız bir saha biliyor musunuz? Defalarca yazı yazdık valiye, bir tek cevap alamadık. Şimdi oraya baskın, buraya baskın. Yok yani yanlış yazı bir şeyde... Yazı yazdığınızda vali koltuğu vali İsveç mafyası, vardı. Yok Avustralya mafyası, yok bilmem ne. Bir de yani ülke mafyaları var. Hepsini bize öğrettiler literatür. Yüzlerce araç oradan çıkıyor, buradan gidiyor. Hollywood filmi gibi. Ya olacak iş değil. Olacak işte bugün yani... Senede bir gelir, 100 senede bir gelir ama 100 tane Uğur Dündar olsa yetmez yani bunlar haber yapmaya şu anda. Yani şu anda şimdi vahşi 25. bir durum ya. Vahşi bir durum yani sanki onun için. Uluslararası mafya genel kurul toplantısı. Vallahi billahi. Bu, toplanmış İstanbul'da şimdi bunu gibi. Niye anlattım şundan. Diğer konu ayrı yani İsmail Bey ona sözüm yok ama bu konu sorgulanmalı. Bugün ben şimdi yani bugün bir terör örgütünden 500-600 kişinin görevine son verildi falan filan dendi. Peki bize
bir sene boyunca basın açıklamaları, soruşturmalar, onlar bunlar, Büyükşehir Belediyesi'nin neredeyse 90 bin insanını zan altında bıraktılar, terörist dediler bizim çalışanlarımıza. Yani şimdi emniyet içinden FETÖ'cü şu bu vesaire açıklamaları 400 yapılıyor. Evet. Arkadaş, biri soruşturma açmaz mı ya? Bizim canımızı yaktınız, bir sürü bizi meşgul ettiniz. Her gün, her saat milletin huzurunda çalışanımızla, ayıp değil mi? Onun için ben buradan soruyorum, vatandaş olarak soruyorum. Arkadaş, bu memleketi kim mafya cennetine dönüştürdüyse git ondan hesap sor. Hesap sor ya, bırak tutuklamayı. Sınırdan nasıl girdi? Vatandaşlık aldıysa nasıl aldı? Hiç mi arkası soruşturulmadı? Ya vatandaş alacaksan her ülkenin kanunu vardır. Ya bir oturma izni ver anlarız, bak bir yerden anlarız yani. Ya vatandaşlık ya. Canım ülkenin vatandaşlığı. Bak 12 şehidimiz var. Yani bu ülkenin yüz binlerce, milyonlarca şehidi var. Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na. Ülkenin her noktasından, her insanından, Kürdünden, Türkünden, Lazından, Çerkezinden kan akıtmış. Yani böyle bir ülkenin evlatlarıyız. Çatır çatır sen vatandaşlık satıyorsun. Şimdi yok operasyon yaptım. Yapma ya. Çocuk oyunu mu bu? Bu çocuk oyunu mu yani? Olmaz. Ben buna karşıyım. Bunun hesabı. Ha şunu da söyleyeyim. Ben burada eski bakanı suçlarım ederim falan filan. Ben öyle düşene vurmam yani. Bu akşam benim o akşamım değil. Ama kim suçluysa devlet. Biz devletiz ya. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti. Binlerce yıllık devlet geleneği olan bir devletin devamı. Düşene vurma biraz hemşeri dayanışması gibi oldu. Yok ne alakası var? Kim oluyor Sayın öyle Başkan, hemşeri? Bir şey ben 16 milyon hemşerim. Süleyman Bey döneminde, İşleri Bakanı döneminde çok gerilimli ilişkiniz oldu ve soruşturma açıldı size, eleman almakta zorlandınız, güvenlik soruşturmaları durumu oldu. Bugün değişti mi İşleri Bakanı'yla ilişkiniz? Yumuşama, daha bir yumuşa, yani ilişkilerde yumuşama oldu mu? Herhangi bir şey? Ben yani sesini duymayalı birkaç sene oldu. Mevcut başbakanım. Ha pardon. Hayır ben Süleyman Bey söylemiyorum. Ha, ben ona. Süleyman yani seçimden önce Süleyman Soylu döneminde İçişleri Bakanı'nın ilişkisi çok gerilimliydi. Size soruşturma başlatılmıştı. Efendim eleman almakta zorlanıyordunuz. Şu anda bizim İçişleri Bakanlığı'yla ilişkilerimizde yani soyut anlamda bakarsak bir problemimiz yok. Ama somut anlamda bakarsanız da yani kendilerinin de bildiği, bizim de bildiğimiz muhtelif konularımız var. Ama yani böyle gecikmeli süren işte bazı izinlerimiz var. Bir kısmı Şehircilik Bakanlığı'na ait bu arada. Mesela biz itfaiye çalışan sayımızı acilen arttırmak istiyoruz. Ya 3,5 sene oldu ya. 3,5 sene oldu ya. Şunu çıkartın bu memleketin, bu şehrin. Hala çıkmadı. Afette eğitimli çok ciddi sayıda itfaiye çalışanına ihtiyacı var. Zabıta ihtiyacı var. Kadro ya açık. Kameraların arasında her anı kayıtlı ilan veriyoruz. Her anı kayıtlı sınavlar yapıyoruz, mülakatlar yapıyoruz. Böyle yani soruyu kendi seçiyor, kutudan veriyor. Ondan sonra o soruyu cevaplıyor. Bu kadar şeffaf. Böyle bir sistemle ya biz ne bugün varız yarın yokuz. Ama alacağımız personel bugün yetişti mi 5 yıl sonra, 10 yıl sonra deneyimli personel haline geliyor. Bunun izinlerini biz alamıyoruz. Ya 3 sene oldu, 4 sene oldu, 2,5 sene oldu. Sayın Bunu en iyi Sayın Bakan bilir çünkü valilik döneminde kendisiyle çok paylaştım. Buradan hareketle çok kısa bir zamanım da kaldığı için bir 10-12 dakika hızla afet işte personel ihtiyacı itfaiye üzerinden dile getirdiniz. Tabii mesele o binaların yıkılmaması çünkü çok önemli bir nüfus İstanbul'da orada yaşıyor. Riskli binaların sayısı çok fazla. Kentsel dönüşüm üzerinden sürekli bir tartışmanın içinde görüyoruz kendimizi. Karşılıklı suçlamalar. İstanbul'un güvenli kalıcı konutları için siz üzerinize düşeni yapabildiniz mi şu ana kadar? Ve genellikle bu yönde suçlamalar var. Ve en nihayetinde hükümetin de merkezin de bu konudaki sınavını nasıl verdiğini düşünüyorsunuz? Sanem Hanım aslında şöyle söyleyeyim yani. Bakınız bir kere şu bilgi vereyim. Ben halkımızın önüne depremle ilgili mücadeleyi tek başına çok hazırlıklı ekibini de ortaya koyarak çevreyle ilgili yaptıklarımızı
raylı sistemle ilgili yaptıklarımızı, diğer ulaşım sistemlerini bütünlükçü olarak anlattığımız bir ortamı, böyle her konu, kültür, sanatta, yoksullukla mücadelede, sosyal hizmetlerde, gençlerde falan, farklı farklı programlarla halkımıza hem zevkli, hem yapılması gerekenleri, niçin yapılması gerektiğini anlatarak, hem onlarla interaktif ilişkimizde o programla beraber yeniden inşa ederek çok değerli sunumlarımızı yapacağız. Ama bu akşam bu sorunuza başka bir perspektiften bakarak bir şeyleri aydınlatmak istiyorum. Şimdi bizi karalıyorlar. Efendim 100 bin konut sözü verdin, işte yapmadın. Bir kere evet biz şunu dedik o zaman. Yani biz bu şehirde 100 bin sosyal konut, yani bu şehrin ihtiyacı olan konutu üretiriz. Yaparız bunu, görüyoruz o gücümüzü. Yani bu şehir onu yapar. Ama birçok konunun çözüme kavuşması gerekirdi. Yani biz mecliste bile ya şöyle bir, bunu çok anlattım. Belki burada bu şu dediğim olayda bile milyarlarca kamu zararı var. Dosyası bakanlıkta duruyor. Ha İsmail Bey güzel hatırlattınız. Biz Sayın İçişleri Bakanı'na buradan tekrar hatırlatıyoruz. Defalarca başvurduk. Bir önceki bakan döneminde bizim soruşturma dosyalarımıza el kondu. Bugünkü değeri 100 milyarın üzerindedir. Ne oldu? Lütfen bize bir an önce acilen bunların cevabını verin. Siz bu işin soruşturmasını yapamıyorsanız bize iade edin. Hakkımız olan soruşturmayı biz devam ettirelim. Yani geçmiş döneme ait yolsuzluklar falan mı? Aynen öyle. Bizden önceki dönem. Burada onu hatırlatmış olayım. Yani şimdi, sizin tespitleriniz var. Tabii. Biz 30'un üstünde dosyamız var bizim. Bu dosyalarda yakın. Neler var mesela? Ya, yolsuzluk bunlar, var başka? Metro ihalelerinde yapılan iptaller ve bir takım tespit ettiğimiz hususlar üzerinden kamu zararı. Birçok konu var. Yani 40'a yakın dosya. Şimdi ama şu konuya girmek istiyorum. Az önce söylediğim gibi, yani bizim önümüzde meclis veya buna göre kurulan engeller ya da bizden önceki dönem arsa satın alınıyor. Arsanın satın alması bile usulsüz. Bir dosyada bu mesela. Şu anda bunun güncel değeri milyarlarca lira bu arada. Arsa satın alınıyor. Projesi çizdiriliyor. Maketi yaptırılıyor. Şu an ben bir ibret olsun diye Kiptaş kurumumuzun girişinden o şeyi kaldırtmadım. Hala durur orada. Neyi? Açıklaması da var. Maketi. Yani ve 1000 küsur daire yapılacak bir yer. Biz geldik, iftar olduk diye ne yaptılar biliyor musunuz? Mecliste karar aldılar, oraya yeşil alan yaptılar. Komedi yani. Bu dünyada başka hiçbir yerde böyle bir hikaye göremezsiniz diyerek şuraya gireceğim Salam Hanım. Ben bu önemli bir konu. Yani meselenin nereye dayandığını açıklamam için size tek tek aslında bu süreci anlatmam lazım. Bakın 50 bin konut kampanyası yapılıyor. Hatırlar mısınız 2019'da? 50 bin sosyal konut. 50 bin sosyal konut. Ve bu kampanyanın bir noktası da Tuzla. Tuzla'da ilana çıkılıyor. Deniyor ki 2+1 dairenin fiyatı 195 bin lira. 195 bin lira. Aradan 5 sene geçti. Bakın 5 sene geçti. Burada daireler şu anda betonarme halinde devam ediyor. Kaba inşaatı devam ediyor. Buna çok yakını böyle bitişiğinde bir yeri onun da örneğini vereceğim. Biz ya 17 ayda ya 18 ayda bitirdik. Sosyal konut. Hem de sabit taksitle bitirdik. Şimdi bakın. Şu anda Aralık 2023'te o zaman 195 bin lira dedikleri daireyle ilgili sözleşme yapmak için vatandaşı çağırıyorlar. Şimdi sözleşmeye sıra geldi 5 sene sonra. Bu 2019'daki vaat. Daha çok diğer vaatlere geleceğim. Dairenin fiyatı kaç lira biliyor musunuz? 2 milyon 685 bin lira. 195 bin lira, 2 milyon 685 bin lira. Değil mi? Bu birinci sayfa. Bakın devam ediyorum. Borç bittiğinde bir başka kampanya. Borç bittiğinde de 34 milyon oluyor. Pardon. Tabii. Bu arada bu daire fiyatı yani 180 ay sonra yani 180 ay taksitle verilecek. Toplamda ödenecek rakam 34 milyon lira. Yani pazarlık edilen fiyat bu ama 180 ay sonra toplamda ödenecek fiyat 34 milyon lira. Bir başka vaat. Yine aynı iktidarın vaadi. İlk evim, ilk iş yerim kampanyası. Bakın bu kampanyada
sözüm ona insanlara vaatte bulunuyorlar. Kampanya tarihinde daire bedelini 850 bin lira olarak açıklıyorlar. 240 ay vadeli diyorlar. Ve 240 ay sonunda bu dairenin fiyatı 52 milyon lira. Bakın ilk evim, ilk iş yerim kampanyası. Tarihi Eylül 2022. Bu yerel seçim öncesi. Yani Mart 2019. Bu yerel seçim öncesi. Yani benim aday olduğum günlerde açıklanan, bize karşı sözüm ona açıklanan bir kampanya. Bu Eylül 2022 ilk evim, ilk iş yerim kampanyası. 52 milyon lira bu evi alacak kişinin ödeyeceği para. 240 ay sonunda. Bakın devam ediyorum kampanyalara. Bitmedi kampanyalarım henüz. Yarısı bizden kampanyası. Ya şu süreçte var ya 50 bin konut, 100 bin konut bitmiyor. Devam edeceğim. Şimdi geleceğiz. 250 bin konuta kadar iş gidiyor biliyorsunuz. Yarısı bizden kampanyasında öyle bir sistem kuruluyor ki kampanya başlangıç tarihi Nisan 2023 ve bugüne geldiğimizde Aralık ayında yani Aralık 2023'e geldiğimizde net asgari ücretle ilgili şeyi söyleyeyim size 8500 liradan 11400 liraya çıktı. Piyasada inşaat maliyeti ise 15 bin liradan 25 bin liraya çıktı. Ve kampanya desteği 800 bin lira güya. Yani 800 bin lira. O zamanki rakama göre ama yarısı bizden diyor ya. 800 bin lira. O zaman 750 bindi. Şimdi 800 bin lira. 120 ay sonunda yarısı sizden, yarısı bizden dediği kampanyada bir dairenin ödenecek rakamı tam 7 milyon 400 bin lira oluyor. Yani sözüm ona vatandaşa sunulan bu kampanyada esasen vatandaşın cebinden çıkacak para 7 milyon 400 bin lira. Bakın burada esas şunu sizle değerlendirmek isterim. Aralık 2019'da yani o tablonun Mart'ta yapılan 2019'da Mart'ta yapılan kampanyanın çıktığı tarihte taksit miktarını 975 liradan hesaplıyorlar. Şu anda taksit miktarı tam 13.425 lira oldu. Çünkü bu biliyorsunuz aynı zamanda şeye göre endekse göre artış yapılan bir sistemle insanlara bu konut pazarlaması yapılıyor. Yani baktığınızda aslında her ne kadar bir sosyal konut diye tarifleseler de şu anda bir sosyal konut diye tarifledikleri bir evin bir vatandaşın alabilmesi için hanelerinde en az 80 bin lira gelir olması lazım. Bakın evet. En az 80 bin lira gelir olması lazım ki yani açlık sınırının altına düşmesin ve bu parayı ödeyebilsin. Şimdi bakın az önce söyledim. TOKİ'nin 100 bin, 50 bin, işte şimdi 250 bin diye tarifledikleri sosyal konut projeleri. Yani bakın bu her yıl 100 bin yeni sosyal konut diye ilana çıkan proje başvuru tarihlerinin de 16 Aralık 2019, 15 Ocak 2020 diye tarifledi. Bakın her yıl 100 bin yeni sosyal konut. 2019'dan 2020'ye geçerken ortaya koydukları kampanya burada. Bir başka bu da vatandaşın kampanyası, onu da göstereyim size. Diyor ki hak ettiğimiz yuvalarımızı istiyoruz. Niye? Çünkü Tuzla'da vatandaşlarımız o az önce bahsettiğim yani 195 bin liraya ev alacağını hayal eden vatandaşlarımız artık bu evleri hayal bile edemeyecek duruma düştüler. Artı orada başvurularını yaptılar, kuradan çıktılar ve diyorlar ki %1 2020'de asil olarak hak etmiş bulunuyoruz 5750 konuttan. Fakat 2023 itibariyle evlerimiz hala teslim edilmemiştir. Ayrıca %1 oranındaki KDV %10'a çıkarılmıştır. Sabit ödeme hakkımız elimizden alınmıştır.
dar gelirli için yapılan konutların fiyatı da 15 katına çıkarılarak milyonluk projeye dönüştürülmüştür. Yarın 30'unda protestoları var, onu ilan ediyorlar. Şimdi 1,5 milyon da yardım, bu depremle ilgili son deprem meselesini açıkladı ya Sayın Erdoğan. Onu da katar mısınız açıklamalarınıza? Tabii ki. Yani şimdi yani rezerv alanlara 400 bin konutun yapılması. Aslında 700 bin lira diye daha önce yarısı bizden diye tarifledikleri o 700 bin liralık katkıyı şu anda 1 milyon 500 bin liraya yanlış hatırlamıyorsam evet, rakamını çıkarttıkları kampanya. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Tek tek her kampanyanın zafiyetlerini anlatırım. Yani burada hiçbirini eksik bırakmam. Ama şöyle söyleyeyim. Hane halkı geliriyle asla yan yana durmayan ve bağdaşmayan ve hiçbir işlerini gerçekleştirmemiş. Şurada toplamda neredeyse 300-400 bin yani her yıl 100 bin konut ilanı bile yeter tek başına. Bakın bunu ben yapmadım bu ilanı. Bu ilan TOKİ'nin ilanı. Her yıl 100 bin yeni sosyal konut proje başvuru tarihleri 16 Aralık 2019, 15 Ocak 2020. Bu bizim başvuru ilanımız değil. Biz bir taahhütte bulunduk. Ha gerekçelerimiz var. Meclisle ilgili gerekçelerimiz var. Üç haneli enflasyona ulaşmamızın artık inşaat sektöründe inşaat yapabilmenin imkansız hale geldiği bir süreç var. Bakın size basit bir örnek. 2019'da bir metrekaresi inşaatın 2000 lira seviyesindeydi. Şu an ne kadar biliyor musunuz? 22 bin lira. Bakın 22 bin lira. Dolayısıyla artık o kadar koşullar zorlaştı ki. Ama biz buna rağmen, bakın buna rağmen İstanbul'da biz sabit taksitle insanlara evlerini teslim ettik. Yani biz İstanbul'da insanlara evlerini teslim ederken sosyal konut da yaptık. Ve bu sosyal konutu yaparken Silivri'de de yaptık, Tuzla'da da yaptık. Kentsel dönüşümle ilgili de çok önemli bir hamle içerisindeyiz. Bakın burada bir tabloyu daha sizinle paylaşmak isterim. Kaç sosyal konut yapıldı? Hemen hepsini bahsedeceğim. Mesela 4 sosyal konut projesinde 2095 bağımsız bölüm inşa etti. Ve bunların tarihlerine bakın. Bunların tarihleri 2020, 2020, 2021, 2021. Yani çünkü gerçekten sosyal konut üretmek için arsa üretmeniz lazım. Arsa üretmeniz için belli koşulları sağlamanız lazım. Az önce dediğim gibi imar olan bir yeri bile yeşil alana dönüştürdüler ki bunun başka örnekleri de var. Biz bu sosyal konutları bir de nasıl ürettik onu da söyleyeyim. Tamamını sabit taksitle. Bakın 2019'da, 2020'de ürettiğimiz Silivri 4. etap projesindeki aylık sabit taksit tutarımız 2147 lira. Enflasyona karşı nasıl sübvanse ediyorsunuz? Şöyle bunu? o dönemin borçla burada kurumumuz zarar etmedi. O dönemin borçlanma usullerini kullanarak malzemesini garanti altına alarak insanların cebinden ekstra para çıkartmayarak başka bir avantajımız daha oldu. Onu da söyleyeyim. Biz işlerimizi ne kadar sürede bitirdik biliyor musunuz? Temel atma töreni 13 Haziran, işi bitirme töreni 5 Mart. Yani 24 aydan az. 1500 konut. Mesela 150 konut yapmışız. Temel atma 28 Aralık yani 2021'in başı. 6 Temmuz 2022 yani 1,5 senede. Yine Tuzla'da yapmışız. Temel atma töreni 31 Mayıs 2021. 10 Aralık 2021. 1,5 sene. Yani hepsine baktığınızda 1 senede, 1,5 senede, 18 ayda, 20 ayda, 19 ayda ve sabit taksitle. Ve taksitle mesela 2021 yılında 13 Aralık'ta öyle bir iş planı yapmışız ki 14 ayda bitecek, 17 ayda bitecek. Malzemesi, şusu, busu, finansmanı onun üstüne binecek maliyet. O, neticede o dönemde borçlanabiliyorduk. Bir sene, iki sene rahatlıkla borçlanabiliyorduk. Ve orada insanların cebinden hala 4.253 lira para çıkıyor. Yani onların arttırdığı gibi aylık 20 bin lira, işte 30 bin lira aylık taksitlere çıkmadı. Biz burada ölçek, orada ölçek daha büyük, daha ekonomik olabilir. Sizdeki daha da ekonomik daha olur. Bir de Deniz Bey, kamu bankaları elinizde. Bakın bizim ürettiğimiz bu projelere kim kredi vermiyor sizce? Kamu bankaları. Kamu bankaları şuradaki bizim masum vatandaşımızın elde edeceği sosyal konut projelerine 1 lira
konut kredisi vermiyor. Bakın bizim İstanbul'da sizinle şu tabloyu paylaşmak isterim. İstanbul Yenileniyor programımıza şu ana kadar başvuranların ve bu başvuru süreçlerinin analizlerinin raporu. Ben buradan ekrana da göstereceğim. Burada kırmızı, mavi, sarı 39 ilçenin 641 mahallesinde 30.500 başvuru var. 455.240 bağımsız bölüm ilgilendiriyor bu. Ve bunların içinde kırmızılar irtibata geçtiğimiz, uzlaşmalarını sağladığımız ki onların da sayılarını sizinle buradan paylaşmak isterim. Bu deprem için mi? Tabii tabii. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm. Yani mesela param yok benim ve evim çok kötü durumda. Ama değiştirmem, kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Ve birçok yaşlı özellikle insan, emekliler falan bundan kaçınıyorlar. Çünkü böyle bir paraları yok. Siz ne yapıyorsunuz? Bakınız şöyle, tabii biz parasızlığa çare bulacak durumda değiliz. Keşke ona da gücümüz yetse. İşte devlet de ama zaten... Ama mesela daha taksitle mi yapıyorsunuz? Şöyle taksitle yapıyoruz ve sabit taksitle yapıyoruz. Ama tabii ki bunun marjı büyüdü. Bazı yerlerde ufak tefek imar avantajları çıkıyor. O imar avantajları üzerinden sağlanan faydayla o insanların maliyetlerini düşürüyoruz. Bazı projelerle ilgili farklı plan kararları çıkarttık. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu da büyük bir engeldi İstanbul'un genelinde. İstanbul'un genelinde geçmişte imarlı ruhsatlı binanız var. 10 kat 20 daire atıyorum, örnek veriyorum. 10 kat 20 daireyi şimdi yapamıyorsunuz. Bu dönem içerisinde yapılan planlamalarda kat sayınız düşmüş, daire sayınız azalmış. Yani yıkıp yaptığınızda diyelim ki 7 kat yapıyorsunuz veya 6 kat yapıyorsunuz. Eğer zemininde bir sorun yoksa, eğer orayla ilgili stratejik bir eksiklik yok ise biz dedik ki bir plan notu çıkarttık 39 ilçenin tamamında ve dedik ki geçmişte imarı varsa, ruhsatı varsa, zemini de buna müsaitse tekrar sana o imarını aldığın, ruhsatını aldığın imar hakkını veriyoruz kardeşim dedik. Bunu gelir gelmez ben önerdim. Meclise yazısını yazdık ve bunun kararı çıktı. Yaklaşık 2,5-3 sene oluyor. Ve o tarihten bu yana yüzlerce, binlerce bina bundan faydalandı. Çünkü zaten imarı düşmüştü, bu ona bir avantaj yakaladı. Ama bakın İpek Hanım, Türkiye'nin ekonomisinde %120, %130 tartışıldığı zaman diliminde. Sözüm ona %50 faizleri. Niye sözüm ona diyorum? Gidin bankaya %50 ile bile para alamıyorsunuz. Yani kredi kullanamıyorsunuz. Böyle bir faizin olduğu dönemde ve ne yazık ki bir anda 3-4 senede maliyetlerin neredeyse 10 kat arttığı bir dönemde, asgari ücretin ya da gelirin o oranda artamadığı bir ülkede siz ağzınızla kuş kapsanız bunu yapamazsınız. Bakın ben buradaki derdim şu. Verilen vaatler zaten kandırmaca, onu söyleyeyim. Yani verilen vaatler doğru vaatler değil. Bakın şimdi deniyor ki 250 bin konut yapacağız deniyor. Yani İstanbul'da, Türkiye'de neyse 250 bin konut. Ya nereye yapacaksın bilen yok. Müteahhitler de girmedi o işe. Bakın nereye yapacaksın bilen yok Deniz Bey. Yerin var mı bilen yok. Çok acı bir şey söyleyeyim size. İstanbul'da şu an itibariyle rezerv alan ilan edilen yerler. Bakın rezerv alan ilan edilen yerler. Alan büyüklüğü 38.828 hektar. Ve 1/plan nüfus uygulamasına göre, yani devletin rezerv alanına ilişkin yapmış olduğu plana göre 2.830.000 yeni nüfus içeriyor. Şimdi siz Türkiye'de inanılmaz bir, yani vahşi bir düzeni tarifliyorsunuz aslında. Bakın rezerv alanla ilgili bir başka sorun. Rezerv alan meselesi İstanbul'da ve özellikle askeri alanlarda o kadar yanlış yönetildi, o kadar sıkıntılı ve söz verdiklerinin tersine bir durum yarattılar ki askeri alanları hatırlayın, 2016 yılında rezerv alan ilan, daha doğrusu askeri alanların 2016'da darbe girişiminden sonra şehir dışına çıkarılması ile ilgili bir prensip kararı aldıkları kararın altında net yazıyorlar. Diyorlar ki bu alanlar toplumsal ihtiyaçlar, çevre, işte yeşil alan,
eğitim vesaire gibi unsurlarla ilgili kullanılacaktır dedikleri yerlerin büyük bir kısmı konuta açıldı. Hani dersiniz ki, diyebilirsiniz ya, belki de sosyal konut yapmıştır. ÖSASEK'i daha iddialı konuştu. Katiyen böyle araya bir şey olmayacak. Araya gideceğim bu arada. Ya bakın, ne olmuyor, olan oldu zaten. Şu ana kadar açılanın %85'i lüks konut. Bakın şu ana kadar açılanın %85'i lüks konut. Bakın ben size başka bir şey paylaşmak isterim. Kanal İstanbul. Şu gördüğünüz kırmızı alanlar ne biliyor musunuz? Aslında bu gördüğünüz kırmızı alanın 1/1000'lik plan içerisinde rezerv alan ilan edilen yerler. Ha, şuradan ara vereyim Sayın Başkan. Çünkü yönetmenim beni çok uyarıyor. Çok kısa. Ara vereyim, ondan sonra devam edin, olur mu? Öyle mi ara, yapalım? Lütfen. Bitirmeyecek miydik programı? Lütfen. Peki. Daha vaktimiz var mı senin? Beko'dan kaçırılmayacak yılbaşı fırsatı. Seçili küçük ev aletlerinde 2000 liraya varan indirim. Şimdi Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Birkaç çocuk bir araya gelip bunu başarabiliyorsa 85 milyonun neler başarabileceğini siz düşünün. Enerjisa olarak paydaşlarımızla kurduğumuz daha iyi bir gelecek platformunun çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde kurulan yeniden yapılanma merkezlerine destek oluyoruz. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin. Enerjisa, Türkiye'nin enerjisi. Pimapen Nirvana pencere sistemlerinin üstün ses yalıtımı ile sessizlikte Nirvana'ya ulaşmak için size en yakın bayimizi ziyaret edin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Biz biliriz. İnsan istedikten sonra her yerde emeğiyle değer katabilir toprağına. Birlikte geçirdiğimiz 10 yılın sonunda gençlerimizin yolunu aydınlattıysak eğer, toprağımızın bereketine bereket kattıysak eğer, esnafımızın işine destek olabildiysek eğer, bir ailenin akşamına ışık olduysak eğer, bu emeğe değer. 10 yıldır hiç bitmeyen enerjimiz ve fark katan yatırımlarımızla bu topraklara değer katıyoruz. Dicle Elektrik. Bal kabağı bir anda arabaya dönüşmüş. Eğer elinde sihirli bir değnek yoksa kaskoda sana en uygun akıllı teklifler ve 7/24 destek Digipol.com'da. Digipol.com. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Biz biliriz. Sigortanızı Digipol.com'dan yaptırın, Opet'ten 1000 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Digipol.com. Büyüdüm, büyüdüm, Pınar'la büyüdüm. Her şey çocuklarımız için. Pınar olarak Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın Ateş Böceği öğrenim birimlerine bir yenisini ekliyoruz. Tasarım mucitleri Ateş Böceği ile deprem bölgesindeki çocuklarımızın eğitimine destek oluyoruz. Yarınları birlikte büyütüyoruz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Biz biliriz. Hepsi Burada ile herkesin hayaline kavuştuğu o sene bu sene. Sevdiklerin için yeni yıl hediyeni şimdi al, yarın kapına gelsin. Üstelik kredi kartı limitine takılma. Hepsi Burada limitinle taksit taksit öde. Renault teknolojisi yolda olan herkesi korur. Çünkü bizler yalnızca sürücü değiliz. Güvenliğiniz için Renault'dan Human First programı. Onun bir çizgisi var. Wings Leo yeni yıla 80 bine varan mil puan ayrıcalığıyla girer.
31 Aralık'a kadar market, giyim, kozmetik alışverişlerinde tek seferde yapacağı 2000 TL ve üzeri her ikinci harcamaya 10.000, toplamda 80.000'e varan mil puan kazanır. Sen de Akbank Mobil'den kampanyaya katıl, ayrıcalıkları yaşa. Devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak deprem, kalıcı konutlar, kim ne yaptı, neden neyi yapamadı gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu. Bu arada sizin o açıklamalarınız devam ederken TOKİ Başkanı Ömer Bulut da yayınımıza katılmak istedi. Feshaneden Sanım yapıyoruz. Hanım, ben konuyu açıklamaya devam edeyim, öğrensin TOKİ Başkanı o zaman. Müsaade edin. Yayına devam evet, ediyoruz devam ama etsin, öğrensin. Bir şey söylemem lazım bir Sayın Başkan. Gelir anlatır. Bir şey şimdi söylemem lazım. Kentsel dönüşüm. Sonra söylerim. Peki. Yani bu bina meselesiyle ilgili tekrar ifade edeyim. Bu vaatleri ben vermedim. Kendileri verdi. Ben Ömer Bey'i tanımam etmem. Mart 2019. TOKİ 50 bin konut. Gelir bir programa. Mart 2019'da 50 bin konut kampanyasında kaç tane başladılar? Kaç tane bitirdiler? Cevap bakın net. 2019 kampanyasında 50 bin konut kampanyasında şu kadar başladık. Şu kadarı bitti, şu kadarı inşaat halinde. Cevap net. İki, gelelim 2019'un Aralık ayına. Her yıl 100 bin konut kampanyası. Bakın burada az önce şeyini gösterdim. Her yıl 100 bin konut kampanyası. Kaç tane başladılar? Kaç tane bitirdiler? Kaç tane başlayacaklar? Yani her yıl 100 bin konut. Az önce afişini ben basmadım, onlar bastı. Aralık 2019. Devam ediyorum. İlk evim, ilk iş yerim kampanyası. Kaç tane başladılar? Kaç kişi anlaştı? Ne kadar aldılar? Taksitleri ne kadar? Ne kadar ödeyecekler? Bunları açıklasınlar. Devam ediyorum. Dördüncü kampanya. Yarısı bizden kampanyası. Yine burada da söylüyorum. Kaç tane anlaşıldı? Başta hangi fiyatlar konuşuldu? Taksitleri ne kadar? Bir ev alan kişinin totalde ödeyeceği rakam ne kadar? Bakın bunları döksünler. Vatandaşa hesap versinler. Ben biliyorum hepsini. Az önce kısmen anlattım. Uzmanım da çıkar bunu milim milim anlatır. Çıksınlar bunların cevabını versinler. Onun için bakın başka bir şey daha söyleyeyim size. İstanbul'da yani Türkiye'de 250 bin konut kampanyası söylediler değil mi? Yeni duydunuz. 250 evet. bin konut. O rezerv alan görüntüsü vardı Kanal İstanbul'la ilgili. Bak Kanal İstanbul'la ilgili. Onu isterseniz gösterirseniz geldi, ben buradan göstermeyeyim. Şimdi bakın Kanal İstanbul kampanyası dedim farkındaysanız. Niçin öyle dedim biliyor musunuz? Bakın Kanal İstanbul'da rezerv alanı gösteriyor. Ayrıca şu gördüğünüz rezerv alanların çoğu askeri alanlar. Bakın çoğu askeri alanlar. Çoğu lüks konuta dönmüştür. %15'i bile sosyal konuta hitap etmez. Hatırlar mısınız Kanal İstanbul'un ilk çıkışı neydi? Çılgın çıkışı. Proje. Efendim? Çılgın proje. Çılgın proje ama neydi? Efendim burada gemiler bekliyormuş. Evet. Gemiler buradan geçemiyormuş. Çok vakit kaybediyormuşlar. Kanal yapacağız falan. Bakın bunun çevre sorunları bilmem ne bu faciayı anlatmıyorum bile. Buraya girmiyorum bile. Buraya girersek zaten korkudan tir tir titrememiz lazım. Bu yapılmaması lazım. Ama mesele ne? Ben iki senedir şunu söylüyorum. Bu bir emlak projesi. Kötü bir emlak projesi. Bunun çevresini imar açma projesi. Ya Allah aşkına bir anda 1/100.000, bir anda 1/5.000, bir anda 1/1000'lik. Ya buraya milletin 8 yıl, 9 yıl, 10 yıl önce satın aldığı yerlere imar açıp konut yapma projesi. Kanalı unutun. Bakın kanalı unutun. Beton projesi. Hatırlayın ben buna ne dedim? Kanal projesi demedim, Kanal İstanbul demedim, Beton İstanbul dedim. Kaç sene oldu? Beton İstanbul. Bu bir beton projesi. Yani ve burada ne var biliyor musunuz? Burada tam 6 tane Beylikdüzü var. Bakın 6 tane Beylikdüzü büyüklüğünde. Hatta şuradan göstereyim. Beylikdüzü'nü ona göre kodlayın. Bakın Beylikdüzü bu kadar.
Alın kodlayın. Sayın Başkan, siz inşaatçısınız. Buradan kaç milyarlık bir rant bakın, üretilecek? Şimdi milyar dersek, para dersek yetmez ona artık. O da gitti. Yani o kaldırdığımız 6-0 da uçtu gitti. Oraya girmeyeyim. Ama burada ne var biliyor musunuz? En az 2,5 milyon ilave nüfus demek. Tabii. Belki Katar'dan getireceklerdir. Üstadım bakın, işte memleketin temel meselesi ne biliyor musunuz? Şimdi bir kurumun başındaki arkadaş arıyormuş ediyormuş ya da başkaları arıyormuş ediyormuş. Ya bıraksınlar bu işleri. Hesap kitabı doğru yapsınlar. Bu neye benziyor? Bak ben size bir örnek vereyim. Burada ne yazıyor? 2023'te Ay'a gideceğiz. Burada 2023'te Ay'a gideceğiz yazıyor. Tarihi nedir? Bu bir önceki seçim. 10 Şubat 2021. 2023'te Ay'a gideceğiz ve diyor ki burada 2023'te Ay'a sert iniş yapacağız diyor. Ve manşet atıyoruz. Bakın bu milleti. Üç günümüz var belki yapar. Olabilir. 3 günde sert iniş yapar. Bakın bu milleti kandırmayın. Bizi aldandık diye kandırdılar. Aldandık diye. Şimdi ne diyecekler biliyor musun? Aldattık diye kandırmaya çalışacaklar. Aldandık diye kandırdılar. Şimdi aldattık diye kandırdılar. Onun için yeter. Aldanacaksanız bu işlere girmeyin. Ben üzülüyorum. İstanbul korunması gereken bir yerdir. İstanbul'da bir çivi bile çakacaksanız titiz davranacaksınız. Peki Sayın Başkan, deminden beri iktidarın taahhüt edip de yerine getiremediği projelerini seslendiriyorsunuz. Acaba sizin de belediye başkanı olurken söz verip yerine getiremediğiniz projeleriniz var mı? Tabii ki var. İşte az önce söylediğim gibi, evet, biz 100 bin konut yapabiliriz dedik bu şehirde. Tabii ki daha farklı bir ortam. Kamu bankalarından biz 1 lira bile kullanamayacağımızı düşünmedik. Kamu bankalarından kentsel dönüşüm yaparken vatandaşın ihtiyacı için, ya burayı kiptaş yapıyorsa konut kredisi vermeyelim diyeceklerini düşünmedik. Ya da bize 1 lirayı vermezken bir mafya babasına 700 milyon kefilsiz para vereceklerini düşünmedik. Bunları düşünmedik biz. O bakımdan bunun gibi daha çok şeyler sayabilirim. Şimdi gelinen noktada biz şunu diyoruz. Bu şehrin tabii ki bunu yapamadık. Ama ne yaptık söyleyeyim. Mesela tamamlanan 16 projede 10.189 bağımsız birimi bitirdik. 30.000 milyar liralık bütçe yönettik Kiptaş'ta. Hani bu sadece bu konuyla ilgili. Devam eden şu anda 34 projemiz var. 8.645 bağımsız birim var. 40 milyar lira da oraya bütçe ayırdık ve harcıyoruz. Bakın bunun dışında, yani depremle ilgili mücadeleden girdik de, metro depremle mücadeledir. Kesintisiz ulaşımı sağlar size. Güçlü bir altyapı oluşturur size. İSKİ ile ilgili yaptığımız yatırımlar, bakın bunların her birisinin aslında bir depreme dair, yani dayanıklı bir kent yapma, afete dair 130 noktada sel ve su baskınını engelleyici 21 milyara yakın İSKİ üzerinden yatırım yaptık. Bunlar güncel değerleri. Bakın 4,5 yılda 15 projede 2078 riskli binayı, bağımsız bölümü yıktık. Bizden önce ise tam 24 yılda, o da sadece 2 proje üzerinden. Bunun bir tanesi de 5. Levent diye bildiğiniz aslında bir rant projesidir. 1632 riskli bina yıkıldı. Yani biz aslında bizden önce 20 yılda, 24 yılda yıkılan 1632 projenin bağımsız birimin üstüne çıktık. 2070'e, o da 4,5 yılda. Onun için yaptıklarımız da var, yapamadıklarımız da. Ama mesele hassasiyet meselesi. Bakınız, hassasiyet meselesi. İstanbul'a hassasiyet. Biz İstanbul'a hassasız, titiziz. İstanbul'un bir metrekaresine bile sıkıntı getirmeyecek işlerin peşindeyiz. İstanbul'da kaçak göçeği koruyan insanlar değil, yani kaçak göçek derken Boğaz'ın kıyısında büfe yeri, bilmem ne yeri, restoran yeri, bilmem ne yeri dağıtan değiliz. Tam aksine haksız, hukuksuz yere
abartılı bir şekilde büyüyen bu tür yapıları yıkan, işgalleri ortadan kaldıran bir yapıyız, bir yönetimiz. Bu öyle bir yönetim olmaya devam edecek. İstanbul'a güçlü bir muhafızlık yapıyoruz, onun altını çizeyim. Şimdi bir yayıncı notunu düşmem lazım. Ama bu özel röportajlarda, özel yayınlarda kurgumuz, formatımız bugüne kadar buna müsait değildi. O nedenle bu yayın sırasında da öncelikle şunu söyleyeyim. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Sayın Bulut katılmak istedi. Fakat bu yayında değil ama Sözcü TV'nin ekranı her zaman açık. Az önce İsmail Saymaz'a da Deniz Zehriye'ye de mesajlarını iletti. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu yayın sırasında soruları vardı, sorular yöneltti. Biz de eğer kendisi gelir bir yayınımıza katılırsa çok da memnun oluruz. Hem Sayın İmamoğlu'nun eleştirerek gündeme getirdiği sorular hem de TOKİ ile ilgili tüm soruları ve Türkiye'nin deprem gerçeğini kendisiyle de konuşuruz. Şimdi kusura bakmayın, hani ben TOKİ Başkanı sizin için ne ifade ediyor bilmiyorum ama TOKİ Başkanı bir gün isterse Kiptaş Genel Müdürü ile oturur konuşur. Tabii. Yani Sanem Hanım kusura bakmayın, bunu ikidir tekrar ediyorsunuz. Yarın öbür gün İstanbul Belediye Başkanı ya da İstanbul Belediye Başkanı adayıyla konuşacak olan kişi o değildir. Sizin üzerinizden prim yapmaya gayret ediyor. İşine baksın. Yarın bir yerde cevabını verir. İşini görsün, işine baksın. Bence yanlış bir anons yaptınız, onu da söyleyeyim. Yok, ben bir yayıncı olarak. Yok, yayıncı sadece olarak diye bakın. Prensip olarak yani burada bir bakan zaten oturabilir, bir başbakan yok. Kiptaş'ın tabii genel müdürü onu arayıp bir şey dese anons eder misiniz? Etmezsiniz. Kiptaş'ın genel müdürü onu arayıp böyle değil, biz böyle yaptık derse anons etmesin. Doğru başkan, bir doğru bir yayıncılık politikası şöyle, değil. Ben eleştirimi yapıyorum. Tamam. O zaman muhtemelen bir sürü daha insan yazabilir yani onun gibi. Hayır, burada şöyle bir şey var. Siz TOKİ'nin projeleriyle ilgili bir takım rakamlar açıkladınız. Bakınız ben TOKİ muhatabım benim değil. Ben anlatayım. Siz belediye başkanısınız, biz de gazeteciyiz. Gazetecilikte cevap hakkı diye bir şey vardır. Cevap hakkını işte oraya davet edersiniz yarın. Öyle yapmak zaten başka bir programda. Sanem de bunu yapıyor. İkidir açıklama yapıyorsunuz, olmaz. Yapamadım benim ama. Benim derdim değil. Az önce açıklama yapıyorsunuz. Söyleyemedim yani. Olmaz de. Sanem Hanım olmaz. Ben tamam. Yani İstanbul bir Belediye Başkanıyım, ben size siz sordunuz zorluklar, yaptıklarınız, yapamadıklarınız, ben de izahatte bulunuyorum. Ben kendisini tanımam, çıkar televizyonda anlatır, zaten benim yanımda dememize gerek yok. Yarın ararsınız. Sanem de onu söylüyor işte, gelin buyurun. Bundan farklı bir şey de söylemedik. Programdan sonra ararsınız Sanem Hanım. Tabii. Teşekkür ederim. Zaten bundan farklı bir şey de söylemedik. Sayın Başkan, Fatih Portakal ana haberde bağlandım ben bu yayın için. Kendisi yayında benden size bir soru sormamı rica etti. Elçiye zeval olmazmış. Dolayısıyla o soruyu ben size yönelteyim. Dedi ki siyasetin bu kadar gergin ortamında, bu kadar zorlu bir süreçte, bu kadar olay yaşanırken acaba tansiyon problemi var mı dedi. Benim onu tanıdığım zamanlarda böyle bir problemi yoktu ama öyle gergin bir ortam var ki çok merak ediyorum dedi. Lütfen sorar mısın dedi. O nedenle soruyorum. Vallahi Fatih Bey'e selamlar, başarılar. Allah'a şükür şimdilik öyle problemim yok ama bazen tansiyonum çıkıyor. Yani vardı ya halk dilinde, tansiyonum çıkıyor. Olduğunu hissediyorum ama hani koluma takıp ölçmüyorum. Şükürler olsun sağlıklıyım. Ama İstanbul'a dönük heyecan anlamında tansiyonum yüksek. O hiç inmeyecek ve inşallah İstanbul'da çok güzel hizmetleri son olarak şunu öğrenmek istiyorum. İstanbul gibi kadim bir şehre büyükşehir belediye başkanlığı yapmak nasıl bir duygu? Size şöyle söyleyeyim, büyük bir kutsallık içeriyor, büyük bir sorumluluk içeriyor, maneviyatı çok yüksek. Allah'ın bir lütfu buraya belediye başkanlığı yapmak, yani bu şehre layık olmak, bu şehrin insanların iyi duygularla andığı bir insan olabilmek, bir yönetici olabilmek, geçmişte de buna layık olmuş ve hayırla andığımız, Allah rahmet etsin, hayatını kaybedenler vardır, yaşayanlar vardır. Onlardan biri olmak ve hep iddiamdır yani en başarılı belediye başkanı olmak. Yani bu bir tabii ki subjektif bir tarif. Yani bunun şöyle bir tarifi yok. Yani birinin üstüne çıkmak gibi bir tarifi yok. Bu bir duygu. Yani en başarılı belediye başkanı olmak, insanları mutlu etmek içeriğine sahip. Böyle bir duyguya sahibim. Kutsal bir şehirdeyiz. Allah mahcup etmesin 16 milyon insana ve bütün Türkiye'deki, hatta insanlığa. Çünkü geçmişe dair de, geleceğe dair de
sorumlulukları olan bir koltuk burası. Hem geçmişi koruyacaksınız hem geleceğe dair de umutla ve büyük bir özenle bu kenti yöneteceksiniz. Sayın Başkanım, ben de bir soru ekleyeyim o zaman. Şimdi geçen 2019'da seçildiğinizde avantajlarınız vardı, dezavantajlarınız vardı. Bu sefer de avantajlarınız ve dezavantajlarınız var. O zaman muhalefet bloğu tek aday yani gösteriyordu. Ve siz tek adaydınız. Tabii dezavantajınız da tanımıyor oluşunuzdu. Karşınızda bir bakan vardı. Bugün ise muhalefet iktidar bloğu tek adayda birleşmiş durumda. Her ne kadar aday bulamasalar da bir aday koyacaklar oraya. Bir aday olacak. Belki bazı diğer küçük partileri de yanlarına çekebilirler. Öyle bir gayret de var. Siz de görüyorsunuz. Muhalefet bloğunda ise bu kez çok parçalılık var. Hatta yani kongreden kaynaklı sizin partiniz olup size bir karşı kampanya yürütenleri de gözlemliyorum. Yani 2019'a göre zorluklarınız da var. Bazı zorluklar da var. Bu zorlukları aşabileceğinize dair inancınız ne ölçüde? Onu sormak istedim. Ya tabii ki zorlukları aşabileceğimiz inancımız yüksek. Onlar yani bazı bu süreci ne yazık ki farklı yönetmeye ve hatırlarsanız topal ördek benzetmesi evet. yaparak ben sizi mecliste engelleyeceğim ya da parayı nereden alacaksınız o yönetemez merak etmeyin şudur budur diye bizimle ilgili tarifler yapanlar bugün bu şehirde çok yüksek oranda bir memnuniyeti ölçtüğümüzü görüyoruz. Yanıldıklarını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte Türkiye'yi ekonomik anlamda çöküntüye uğratanlar vatandaşa hesap verecekler ama biz onlara rağmen bu memleketin, bu şehrin insanlarını hem yoksullukla mücadelede destekleyen hem de para bulamayacağımızı düşünürken bu şehre kaynak üreterek, bu şehrin yatırımlarında tam gaz, tam yol ileri diyerek yoluna devam eden bir yönetim olduk. Bizi 2024'ten sonra daha güçlü, daha kararlı, daha verimli ve daha kaynağı bol bir süreç bekleyecek, görecek. Bir soru, bir soru. 1 Nisan'da tabloyu nasıl görüyorsunuz? Hangi ilçeler size geçer? Yani bu bütün ilçeleri varsaydığımızda mevcut tablo nasıl belediye değişir? Belediye meclisi daha... Yani 25'e yakın ilçede rahatlıkla iddia koyacağımızı görüyorum. Tabii bu oy meselesi, yani bugünden bunun garantisi verilmez. Belediye meclisi size geçer mi? Yani tabii ki çoğunluğu elde etmek niyetindeyiz. İsteği bizde yüksek. Ama belki çok parçalı bir süreç de olabilir. Kimlerin aday çıkaracağını bilmiyoruz. Şu anda görünüyor ki en az 3-4 parti aday çıkaracağını muhalif diyor. Muhalif blokta anlamında değil mi? Hayır, tamamı için. Tamam. Zaten öbür tarafta AK Parti demek yanlış. Orada evet. Cumhur İttifakı var. Ama onun dışında yani AK Parti ve MHP içeren bir Cumhur İttifakı var. Anladığım kadarıyla siz de artık AK Parti ve CHP dışında diğer partilerin de aday çıkaracağına dair kanaat sahipsiniz. Şu anda görünen üzerinden söylüyorum. Ben en azından sürece öyle bakmak durumundayım. Her partinin kararı kendisi alacaktır. Ona bizim müdahalemiz olmaz. Bu duygularla bakıyorum ve buna rağmen meclisteki çoğunluğu elde edecek ve 25 ilçede en az iddia koyacak seviyede olduğumuzu görüyorum. Teşekkür ederiz Sayın Çok Başkan. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Sağ olun bu yayına katıldığınız için. Bir cümle, sorular olduğu için atlamak istemem. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. 2023 yılındaki son televizyon programımız aslında çok da program yapmadık. Doğru, birkaç gün sonra yeni yıl var. Evet. Sizinle yapmış oldum. Her ne kadar bir yayın içeriği olsa da mümkün olduğu kadar dikkatli ve kontrollü olsak da sürçülisan ettiysek affola, yanı sıra bütün halkımızın, bütün şehirdeki vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin yeni yılını tebrik ediyorum. İnşallah 2024 yılı hepimize çok daha güzel günleri, sıkıntısız, afetsiz, can kaybı olmadan, terör saldırılarıyla uğraşmadan barış huzur içerisinde bir yıl yaşatır. Bu temennim elbette siz saygıdeğer gazeteci dostlarımıza da var. Çok teşekkür ederim. Zorlu bir süreç, önümüzdeki süreç sizler açısından çok yoğun bir süreç. Kolay gelsin çok size bu arada. Uğur Dündar, İpek Özbey, Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz çok teşekkürler. Sağ olun. Ve bir başka özel yayında da görüşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi geceler.